Beyefendiler, hanımefendilerin gizi iki laklak iki saat dinle ikimizi. Derdin güne sert, bugüne pert oldu. Öldür kafanı, kalbini kemiren kurdu. Yanma derdi yok, sonsuz hakkın oldu. Oyna boyna boynu laklak kurdu. Açtım kalbimi, kalıbımı bastım. Ayıbımı söyledim, ceketimi astım. Bam teli kopmuş bir kafa sazdım. Çalındı yüreklere laklak yazdım. Yalan yanan yamanlaman sanki kırdı geçti kalbi yaramazmış. Sanmış duman gerçek oldu derdi kabri denemeli. Ödemeli geçen borcu da demeli. Durmamalı öyle boş boş tutup çekip kal demeli. Akşam gün batarken gel bu akşam.
Allah Allah. Hele 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 hele. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'den herkese mutlu geceler sevgili dinleyenler. Lak Lak Show başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Kara bulutları kaldıralım aradan diye geldik efendim. Kaldırıp gideceğiz biz. Siz bize bakmayın. İki saat boyunca lak lak yapacağız. Muammer Saral, arkadaşım Mutlu Yeşiltepe ile beraber kanunlar, tepler, utlar eşliğinde sizlere merhaba diyoruz efendim. Sıcak bir yaz gecesinden 29 Temmuz'un içerisine girdik. Hemen çıkacağız efendim. Değil mi sevgili? Niye hemen çıkıyoruz ya? Yani hızlı geçiyor ya, o yüzden tatil zamanları. Yine birçok fedakarlıkla mikrofon başındayız bugün de sevgili dinleyenler. Örneğin ben az önce fedakarlıkların en büyüğünü yaptığımı anladım. Yayın başladığında sevgili Muammer Saral radyomuzun balkonunda yer alıyordu. Ben çıktım dışarıya, baktım yayın başlıyor. Şarkıda girince Muammer Muammer diye bağırırken bir anda böyle kendimle yüzleştim. Gecenin bir yarısında bir Muammer'le niye ben baş başayım dedim. Biraz sonra nasıl bir hayatım var benim? Evet, Muammer'in biriyle aynı odada 2 saat geçireceğim dedim. Beni de düşün, bir adam Muammer Muammer diye bağırıyor, kulağımda yankılanıyor ses. Ne kadar. Ama senin adın o, ne yapayım, ne diye bağırayım? Didiş diye mi bağırayım sana? Yok işte bu durum rahatsız ediciymiş hakikaten genel olarak ya. Haklısın yani. Aynen öyle yani, bence bize para vermelisiniz. Ben bir oraya bağlayacağım da. Hesap numarası mı verelim dinleyicilerimize, onu mu ima ediyorsun? Neden olmasın? Efendim hesap numaramız 0212 alan kodıyla 251-2021'dir. Sizlerle arayarak bizlerle lak lak yapabilirsiniz. Mesaj numaramız 3411. Best yazıp boşluk bırakıp mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sosyal mecra ve sosyal medya üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz lak lak yerine. Hadi buyurun. ...0212-251-2021... ...212 alan kodu 251-2021... telefon numaramızdır sevgili dinleyenler. Hemen arayıp sesinizle programımıza dahil olabilir ve bizlerle birlikte lak lak yapabilirsiniz. Onun dışında sosyal medya üzerinden de tabii ki bugün sorduğumuz bir soruya cevap vereceksiniz ve programımızı sizler yönlendireceksiniz. Her hafta olduğu gibi bugünün sorusu nedir Mumi? Size garip gelen insan davranışları, ya sevmediğiniz ya da sevdiğiniz insan davranışlarını sordum. Evet, insan var etiketi altında. Sevdiğiniz ve sevmediğiniz insan davranışları. Örneğin ben bugün bir insandan nefret etme şekli buldum. Nefret etme cümlesi buldum, onu hemen paylaşayım. Diz yapmış, rengi kaçmış, bol gelmiş, tat kadar sevmediğim insan var. Ay çok kötüymüş, ben nefretim şu an sen söyleyeyim de. Gerçekten hayatımda öyle insanlar var yani. Niye hayatımda belli değil. Bazen çıkaramıyorsunuz efendim. Oradan yola çıkarak insan var etiketiyle sizler de tüm düşündüklerinizi, sevmediğiniz insan huylarının tamamını yazabilirsiniz. Aa, niye müzik değişti bir anda? Bir anda Hababam sınıfı olduk. Haylazlık mı yapıyorsun sen yine? Haylaz. Hemen mesajlarınızı, iletilerinizi bizlere ulaştırabilir. 0212-251-2021 arayıp sesinizle programımıza dahil olabilirsiniz söylediğimiz gibi. Cumartesi pazara bağlamaya geldik. Haftada 2 gün, 2 gece, 2 saat, 2 adamlık program lak lak başladı. İkilik çıkartıyorsun çok bak. Yapma öyle. Sevmiyorlar sonra bizi. Dur, çalacak bir şey bulamadım. Başladı dediğimde hemen karizmatik bir şarkıyla başlamak gerekiyordu ama olmadı. Karizmatik bir şarkı. Evet. Nasıl Mahsun Kırmızı Gül'den falan bir şeyler mesela. O karizmatik mi ya? Çok karınca gördüm ama üzerine hiç basmadım. Namusumla şerefimle falan. Devam eden bir şarkı. Böyle şarkısı mı var adamın? Tabii tabii. Çok karınca.
Hatırlayamıyormuşum şu an. Zorlamayalım bence. Onun Anadolu Erkeği diye bir şarkısı vardı. O nasıldı? Ne fabrikalar gördüm. Ben bilmem halay. Ben bilirim Fokler falan gibi. Ben bilirim Fok. Ben de Fok biliyorum. Hadi bakalım nasıl yapacağız? Ha, ben bilmem jazz, pop, opera. Ben bilirim halay, türkü, horon, uzun hava diye bir şarkısı vardı. Belki... Dedim ya güzel gözlüm. Varsın olsun bana Anadolu erkeği desinler. Seviyorum Allah'ına kadar. Ne derlerse desinler diyor. Sonra çıktı 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 diye zil sesleri başlıyor bir anda. Yengeçten herkes sonra oynamaya başlıyor. Acaba hep aynı formatta mı şarkıları yazıyor diye. Belki şarkıyı yanlış hatırlıyorsun. Mesela çok fabrika gördüm içinde işçi yoktu. Çok işçi gördüm içinde fabrika yoktu falan gibi. Oğlum, öyle de olabilir. Bir grev şarkısı değil mi? Tabii. Yok yok, gerçekten sözleri benim söylediğim gibi. Bu arada mesajlar da geliyor birçok. Okuyalım mı yoksa şarkı mı çalalım? Karizmatik bir şarkı çalalım, sonra mesajları okuruz ya. Sevgili dinleyenler, Lak Lak Show başladı. Olmaz mı? Güzel bir giriş. Olmadı şarkısı sanki ama. Ya. Yeah. Arabesk rap. Bak, karizmatik ses. Ses titriyoruz artık. Ha, nanim. Sen. Siz de günde 5 yumurta yiyerek bu sese sahip olabilirsiniz efendim. Keşke radyomuzun jingle'ını basmasaydık. Kimse bilmeseydi hangi radyoda çaldığının biri denk gelir. Bizim programı da bilmeyen biri olur. Ne yapıyor bu adamlar diye. Öyle değil mi? Arabesk rap'ini de çok severim arama. Hepiniz hoş geldiniz. Lak Lak başlasın. Çekin bir sandalye, hep birlikte deli deli olalım sevgili dinleyenler. 0212 251 2021 212 alan kodu 251 2021 telefon numaranız. Arayıp kaydınızı bırakın ve bu gece diğer gecelerden farklı bir gece olsun. Rakas geldi meydane, al bastı bak at gerdane. Ay 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 canlar böyle dilber, gördünüz mü baylar bayanlar. Ay 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 sıcak mı kartar dilberan salla. Mecrube sana meclis şahane, naçizane. Fikri çakeran name bahane. Şehbetengiz şehbengiz, aşkımı busan ve busan baksana kız. Göbekten varla titrek durma, eyvallah güzelim o bu ne hız. Parti muhabbet artı bak güzele sevaptır. Nerede hareket vardır orada bereket kıvır. Şeyh yani geldi meydane, al bastı bak at gerdane. Ay 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 canlar böyle dilber, gördünüz mü baylar bayanlar. Ay 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 sıcaklık artar dilberan salla. Mecrube sana meclis şahane, laçizane. Fikri çakeran name bahane. Şehbetengiz şehbengiz, aşkımı busan ve busan baksana kız. Göbekten varla titrek durma, eyvallah güzelim o bu ne hız. Parti muhabbet artı bak güzele sevaptır. Nerede hareket vardır orada bereket kıvır. Shake your money maker.
Bir soru sorabilir miyim? Lak Lak Show sunucularının uzun yıllar hapis cezası alması söz konusu. Sizce bu karar doğru mu? Ne oluyor yani şimdi? Adam öldürmedi, bir şey öldürmedi yani. 3-5 yıl yeter yani adamın yani. Biraz da cezalar da ağır yani. İstenen yani şeyde suçta yani ne bileyim. Gazeteli basına yazıldığına göre filan ne bileyim 50 yıldan 130 yıla kadar filan şey davasına ne bileyim yani o biraz fazlasıyla yani. Ama ceza olmalı yani. Teşekkürler. Lak Lak Show devam ediyor yani. Ne bileyim yani. Devam yani Lak Lak Show yani devam mı ediyor mu yani devam ediyorsa. Yani ne yani. Devrik cümlelerin lideri olan show programı Lak Lak başladı, devam ediyor, bitti efendim. Hadi görüşmek üzere. Gaza gelince hepsini söyleyeyim dedim. Üsküdar'a giderken aldı yağmur, altı da üstü de bir gemi İstanbul. İnsan var etiketi altına iletilerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz demiştik sevgili dinleyenler. Gelen cevaplar var, onlardan birkaç tanesini kulaklarınıza ulaştıralım hemen. Gözle bakıp temas kuran ve elle dürtüp darlayan, aynı zamanda da cimcikleyen insan var demiş Beyza Başsal. Evet, onlardan kaçamıyorsun da. Dün var ya, dün ne yaptık? Şipak bak diye. Hiçbir yere dönemiyorsun sağa sol. Bir de onu senin kafanla kilitliyor böyle şey. Gözleriyle seni kilitleyip sağa sola çeviriyor seni. O bir süper kahraman aslında. Darlayan adam diyor. Çevrenizde görmek mümkün, sosyal mecrada da sürekli video paylaşıp normal yaşantısında da video izleten arkadaşlarına insanlar. Abi bak sana bir şey göstereceğim çok komik diyor, bir saatlik dizi açıyor. Abi sana çok bir şey izleteceğim çok iyi diyor, suskunları açıyor. Bir sezon sürüyor filan. Darlayan adam. Bir sezon izliyorsun yani iki günde mecburen. Öyle bir insan süper kahraman ne yapacaksın? Kaçılmıyor ki. Berna Erikçi, küçücük mutluluğunu kocaman üzüntünü paylaşacak insan var demiş. Ne güzel demiş. Gözde Dal da dedikoducu, ağzından çıkanla kulağının duyduğunun tutmadığı çok insan var Muhammed demiş. Adnan Özkan, 21. yüzyıldayız. Hala çorapla parmak arası terlik giyen insan var demiş. Tamam, parmak arası terlik zaten Rönesans'ta yoktu efendim. 21. yüzyılda özel bir hadise olduğu için hala alışamadık. Neyle nasıl giyeceğimizi demek ki. Muammer, ben bugün parmak arası terlik aldım. Ama parmağımı hesaplayamadım. Ya normalde ayakkabıda 43 numara giyen bir insanım sevgili dinleyenler. Terlikte de olur diye düşündüm. Ben onu aldım abi. Koydum poşetime. Böyle deneyemeyeceğim de bir yerde aldım çünkü sonuçta parmak arası terliği her yerde de deneyemiyorsun. Gittim eve, taktım onu ayağıma, böyle parmaklarım sanki bir pençeymiş de yeri tutuyormuş ki. Terlik bana küçük geldi ya. O an tırmanmaya başlasaydın çok korkunç olurdu işte. Hıttıdı diye böyle. Ne bileyim, ayağımı hesaplayamamışım. Benim ayağım da büyükmüş yani, onu anladım. 43 aslında çok iyimser. 45 ben. Memnun oldum. Merhaba. Sen 45 misin? Tabii, ben tabii. De 44'müşüm terlikte, onu anladım yani. Parmak arası terlik ama bende de şık durmuyor ya. Hep yanımdaki arkadaşımı sektirecekmişim gibi bir havam var. Yani hop 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 bir anda. Şey daha kötü ama klasik terlikler. Ne? O senin dediğin gibi böyle 5'i birden bu sefer dışarıda. Çok dikkat çekici yani. Ya sanki böyle şey gibi hissettim. Parmaklar böyle benden çok hoşnut değilmiş de, hani biz bunun parmağı değiliz, ne alakası var falan gibi böyle. Sürekli senden uzaklaşmaya çalışıyorlarmış. Tabii tabii, başka birinin parmağı gibi yere çıkmış terlikten, böyle yeri tutunuyor böyle, hani götürmeyin beni der gibi. Topuk desen ayrı bir yerde. Çok iğrenç bir durum vardı ya. Bana dokunmayın der gibi diyorsun. Sadece terliği böyle ayağımı kaldırıp alttan bakınca görebiliyorsun. Önden arkadan görmen mümkün değil.
Biz o zaman terlik mi giymesek ya? En temizi vallahi. Ama denize de böyle botla falan girmek sıkıntı yaratır herhalde bize. Belki bir moda, bir akım yaratabiliriz bu şekilde. Ya bir akım yaratılacaksa onu biz yaratamayız. Ben sana söyleyeyim ya. Tamam. Sinem Çalışkan bizleri aramış. Ev hanımı 35 yaşında, İstanbul'dan arıyor. Her şeyi öğrendik bir anda. Sinem iyi akşamlar. Alo. Alo. Sinem. Bravo. Sinem. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizlerdeyiz. Bize biraz kendinizi anlatır mısınız Sinem Hanım? 35 yaşındayım. Evet. Ev hanımıyım. Çok maalesef. Güzel. Olsun. Maalesef mi? Evli misiniz peki? Hayır. Ha, maalesef'in nedeni anlaşıldı. Evet. Yavaş yavaş sizi anlayacağız. Evde kaldınız. Çok geç değil efendim. Birkaç saatiniz daha var. Bence bir şanssız demeyiz. Saat değil mi ama? Böyle 2.30 gibi falan artık tamamdır. Ne kalmışsınız yani ama şu anda değil. Daha kalmadım. Birazdan dışarı çıkarım. Peki Sinem Hanım, yanlış bir deneyiminiz oldu mu evlilikle alakalı? Hayır. Hiç denemedim diyorsunuz. Yani bir kurşunum varsa hala duruyor orada. Evet. Güzel. İnşallah hayırlı bir kısmet bulursunuz efendim. Bizim temennimiz de bu olur. Ne yapalım? İnşallah. İnşallah en azından bu... Benim de temennim şöyle olsun. Öyle bir nehirde yüzün ki tüm suları sevgiye aksın. Öyle bir sokaktan geçin ki tüm yollar sevdaya çıksın. Ve öyle birini sevin ki sol yanınız sadece onun için aksın. Bu yolculukta sizleri de Kızılırmak düğün zorunda. Böyle düğün kartını tamamen yazmış böyle. Maşallah her şey hazır değil mi efendim? Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız deyip böyle gelinlik. Rıza Yeşiltepe ve ailesi diye yolla gitsin işte orada. Yani Cengiz Kurtoğlu'nu bekliyorum ama ne yapalım işte. Sinem Hanım bir an korktum gitti bizim çeyrek diye. Gerçekten bir düğün var diye düşünüp. Yok. Ne güzel söylediniz ama doğru. Cengiz Kurtoğlu olmazsa olmaz diyorum. Olur mu ya Cengiz babasız? Tabii ki. Sinem Hanım peki... tespit ettiğiniz bir insan davranışı var mı? Böyle böyle insan vardı yani sevmediğiniz artık. Ben insanların hepsini seviyorum artık alıştım hepsine. Gerçi bizi bile sevdiğinize göre bundan sonra çünkü biz orada bir sınırız. Tabii tabii eşiği çok yüksek tutmuşsunuz. Bizi de seven varsa diye düşündük biz öyle yola çıktık. Demek ki genelde insan seviyorsunuz. Sizi çok çok seviyorum. Teşekkür ediyoruz. Ama insanları her haliyle sevmeyi artık alışkanlık haline getirdim. Bravo. Tevazu sahibi bir insanla karşı karşıyayız. Pekala, var mıdır son olarak söylemek istediğiniz bize bir şeyler? Mümkünse Cengiz'in şarkılarından çalarsanız. Cengiz'in şarkılarından. Mümkünse. Önce bir kaç damla ya. Efendim, söyleyebiliyoruz biz efendim. Muammer şarkıları mesela belki. Cengiz'den ziyade. Olur mu acaba bir gün Muammer öyle ünlü olabilir misin? Senin şarkında yok ki. Ha, ne bileyim şöyle ama. Ben şarkı yazarım ona. Efkarlı insanlar böyle birleşip şimdi bir Muammer olsa da dinlesek falan gibi kulağa çok hoş geliyor aslında. Akıcı. Bir Muammer olsa da dinlesek Türk sanat müziği söyleyebilirsin aslında sen. Öyle bir havan var. Deneyeyim mi? Sen deneme yani. Hani söyleyebilirsin böyle. Havası var sadece. Muammer adında Türk sanat müziği havası var. Bu Rast makamı Allah işimi rast getirsin diye. Hep Rast makamı şarkılar söylüyorum değil mi? Sinem Hanım çok teşekkür ederiz. Sizin yüzünüzden Muammer Saz şarkı söylemeye başladı. Ben kısa daha doğrusu sesim kısık Türk sanat müziği şarkılarını çok güzel söylüyorum. Sözleri yazacağım. Ben bak sözleri de yazacakmış. Öyle mi? Evet. Kaç gibi alalım sizi efendim? Hemen. Hemen. Tamam size o zaman bir 15-20 dakika sonra tekrar arayalım. Yazabilirseniz sözlerini alalım. Şarkı sözü mü? Şarkı sözü evet. Türk sanat müziği ama. Türk sanat müziği olsun ama Türk halk müziğiyle karıştıralım. Muammer der ki gibi bir şey olsun sonunda mesela. O yapabilir misiniz efendim? Rica ediyoruz. Tabii ben hemen size şurada kaç parçalarımdan birkaç parça aktarayım. Kopya çekmiyorsunuz değil mi? Sizin kendi yazdıklarınızdan. Tabii tabii. Tamam. Ben hiç durmayayım ben acayip şiir şarkı yazıyorum. Şair yazıyor direkt. Almış kucağına şair. Gitarımı verin bana.
günler. Hasret denince akla gelen ilk program Lak Lak Show kulaklarınızda. Gün oldu ne sevdalar tükettik, gün oldu ne umutlara güvendik. Ne dağlara kar yağdı, ne umutlar tükettik. Cengiz Baba, aşkın frekansında kulaklarınızda. Sizler de mesajlarınızı sosyal medya üzerinden bizlere gönderebilirsiniz. Sevgili Mutlu Bey, çok ufak bir ben de şiir yazdım, paylaşabilir tabii, miyim? Tabii. Şarkı çalsın mı, ben söyleyeyim mi? Bir tane şarkıyı biraz dinleyelim, havaya girelim. Hep seni düşündüm, hep seni andım. Dayanılmaz bir şey oldu hasretin. Dün gece resmini öptüm de yattım. Yalnızdım bir tanem yine dün akşam. Hep seni düşündüm, hep seni andım. Dayanamaz bir şey oldu hasretin. Dün gece resmini öptüm de yattım. Udumu çaldım güzelliğinden, kemanımı attım nefretimden, bıraktın gittin insafsız, çatladım hasedimden. Sen dert nedir, ne bilirsin? Sen dert nedir, ne bilirsin? Sen gönlümde Kabe, sen meleksin. Allah! Sen her şeyin. Nasıl bir program olduk biz Sinem Hanım, sizin sayenizde. Gözlerin aklımda, sözlerin cebimde, sevdan göğsümde, yumuşattım pasım Mutlu'ya verdim. Evet, inanılmaz. Dur, kafam karıştı. Cengiz Kurtoğlu Orhan Gencebay'a dönüştü. Bir anda biz onu anlamazsınız diye düşündük ama arada. Yapma diyoruz, dönüşme diyoruz. Cengiz Baba dönüşüyor efendim, ne yapalım. Kaderi sağ olsun. Buyurun efendim, siz de paylaşmak istediğiniz bir şiir, şarkı. Buyurun, dinliyoruz sizi. Bir şiir mi? Evet. Evet, lütfen. Ama sonra sakın topuma taş atmasınlar. Ağlamayın diyorsun. Nasıl şiirleriniz var efendim? İlki bir genelde vefasız sevgililere beddua. Çok yani ağır sözler içermiyorsa ufak bir kuplesine, bir dörtlük alabiliriz yalnız. Vefasız tamam. Sevgililere beddua, ama benim şimdi bir vefasız sevgiliye beddua diye şarkı var mı acaba, öyle bir şarkı çalayım arkasına? Şarkı değil. Şiirin adı Beni Yaktığın İçin. Beni Yaktığın İçin. Hı-hı. Tamamdır. Evet. Buyurun. Kara bulutlar sarsın evinin dumanına. Duvarını, pardon efendim. Peki şunu sorabilir miyim size? Son cümlesi nedir şiirin? Ona göre biz de geçiş yapalım. Damarlarım kurusun beni yaktığın için. Tamam, şimdi şiiri dinliyoruz sizden. Tamam. Kara bulutlar sarsın evinin duvarını. Azrail beklesin almak için canını. Ben değil, düşmanım alsın canını. Damarlarım kurusun beni yaktığın için. Sana her gece dua ediyorum, sevdiğim için değil, beter olasın diye. Allah'ımdan bir tek şey biliyorum, bana çektirdiğin acıları sana da çektirsin diye. Geceleri gözyaşların yaş olarak değil, kan olarak akmasını istiyorum. Sinem Hanım, buyurun. Şiirin her kıtasının sonu oymuş. Hani ben size sonunu sordum, siz ilk kıtada onu söyleyince ben şiir bitti zannettim. Ben bitirdim zaten. Size de DJ Akman'dan Beddua isimli şarkıya. Gerçekten Beddua diye şarkı varmış ya. Var. Var da yanlış mı okudum? Efendim? Beddua kimdendi? Efendim? Bekmiren değildi.
Ha, Türk sanat müziği şarkısı da var Beddua Hanımefendi, ondan bahsediyor. Yok, bu o parça değil. Bu arabesk. Peki teşekkür ediyoruz Sinem Hanım. Görüşmek üzere. Rica ederim. Teşekkürler. İyi geceler diliyoruz. Yayınımıza renk kattınız. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi geceler. İyi eyvallah. Yayınlar size. Sağ olun. Ha 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 ya. Beddualar bile sana az gelir. Sen benim hayatımı mahvettin. Benim sana olan nefretim. Sen benim değerimi bilemedin gittin. Hangi şerefsize kollarını açıp da yatar. Bu çok sertmiş hakikaten. Ne biçim şarkılar bunlar arkadaş ya. Ay. Şeref ekmek bulamazken şerefsiz budu be mutlu. Götürdük de ciğer anayı, yürek kanıyor be Muammer. Sevgili dinleyenler, iletilerinizi bizlere ulaştırmaya devam edebilirsiniz. Nokta 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 insan var şeklinde bir etiket çıkarttık. Bakalım neler gelecek ona. İletilerinizi birazdan okumaya devam edeceğiz. Birkaç örnek. Hafize Taşdelen, Allah uyuz versin, kaşıyacak tırnak vermesin diyen insan var demiş. Beddualardan bir tanesi herhalde bu da. Konumuzla alakalı oldu. Muhammed Udu da insan var, insan var, insandan insana fark var diyerek gecenin en iğrenç sözünü paylaşsam mı ki demiş. Hakikaten çok tırtmış efendim. Teşekkür ediyorum. Tırt ne Muammer, hiç yakışıyor mu ya? Daha böyle naif tırt hani. Naif tırt. Naif tırt evet. Lak Lak Show devam ediyor. 0-212-251-2021 212 alan kodu 251-2021 telefon numaramı sevgili dinleyenler. Sosyal medya üzerinden ise nokta 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 insan var şeklinde iletilerinizi ulaştırabilirsiniz. Sinir olduğunuz veya beğendiğiniz insan davranışları okunuyor, paylaşılıyor, konuşuluyor bu gece. Ben Mutlu Yeşiltepe ve arkadaşım Mumi eşliğinde Kasmayanların programı Lak Lak Show kulaklarınızda. Kasmayan. Ne maşıçısı buradan ne tutar olar. Hani kapasam gözleri karşımda sen vardın. Hani aşkta mesafe yoktur falan tamam. Ama dokunmak, sarılmak diye bir şey de var. Kuş uçuşu buradan ne tutar oralar. Hani kapasam gözleri karşımda sen vardın. Hani aşkta mesafe yoktur falan tamam. Ama dokunmak, sarılmak diye bir şey de var. Kasma 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 kasmadan da olur işte. Özgürsen duramıyorsan içine atıp susma böyle. Kasma 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 kasmadan da olur işte. Özgürsen duramıyorsan içine atıp susma böyle. Gel diyorum sana ben, bu iş olur diyorum sana ben. Tutma 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 elinden kayar böyle. Gel diyorum sana ben, bu iş olur diyorum sana ben. Tutma 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 elinden kayar böyle. Gönül o kahraman. Sabrına az hayran, çokça düşman. Bir temas, bir koku, bir sese inanan. Yanında durmalı, yarında olmalı. Kasma 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 kasmadan da olur işte. Özlüyorsan duramıyorsan içine atıp susma böyle. Kasma 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 kasmadan da olur işte. Özlüyorsan duramıyorsan içine atıp susma böyle. Gel diyorum sana ben, bu iş olur diyorum sana ben. Tutma 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 elinden kayar böyle. Gel diyorum sana ben, bu iş olur diyorum sana ben. Tutma 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 elinden kayar böyle. Kasmadan da olur işte. Özlüyorsan duramıyorsan içine atıp susma böyle. Kasma 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 kasmadan da olur işte. Özlüyorsan duramıyorsan içine atıp susma böyle. Gel diyorum sana ben, bu iş olur diyorum sana ben.
tutma 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 elinden kayar böyle. Gel diyorum sana ben, bu iş olur diyorum sana ben. Tutma 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 elinden kayar böyle. Güneşli bir gecenin sabahında ruhum, kalbimi düşürüp de beynimi buldum. Rüzgar olup pencerenin yamacına durdum, umut olup bak gecenin yarısına kondu. Her şeyi bilen uzak dur ya da uy bize. Lak lak bozar seni getirirse dize, seni alır endişe bizi ise neşe. Duygusazlı sözlü lak lak tek gece lak, günü birlik turistik yapmacık ve sentetik lak, değil bu lak lak başartmaz estetik lak, travmatik dramatik hassas ve pragmatik lak, değil bu lak lak enerjik ve de atik. Arkana dön dedi yanlışı gör, hadi yarınına sor ve de doğruyu bul. Bir de olunca bak dede sorarlar niye diye. Dolunca bak süre takan olmaz sebebine. Yüzündeki gülümseme günah belki kimine göre. Edindiğin felsefe yalan belki tümüne göre. Alışmışlar farklıyı yok edip hiç etmeye çalışmışlar. Ömür boyu yol almaya tümüne göre. Bana akıl fikir gerek değil zehir saçma. Katkısız komediden eğlenceden kaçma. Bilirsin lak lak iki hece iki gece. Her hafta ne olacak yeni bir bilmece. Sayabilir koşabilir tutup şekil sorabilir. Bir gün gelir duyabilir hesap sorar lak lak. Sorabilir bilebilir dinlememiş yapabilir. Ele verir gülüşleri hesap sorar lak lak. Ben Mutlu Yeşiltepe ve arkadaşım Mumi eşliğinde 2,5 yıllık radyo programı Lak Lak Show kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Aa öyle mi o zaman? 2,5 yıl oldu mu? Oldu herhalde artık. Ay, artık yeter bize. Vallahi. Tuğba Maviş ya da Mavi ya da Mav bizleri aramış Eskişehir'den. Tuğba iyi akşamlar. İyi akşamlar. Doğrusu nedir Tuğba? Maviş. Maviş. Evet. Biz bayağı miyavlamaya başlayacak. Mau mau diyerekten. Peki kendinizi anlatın Tuğba Hanım. Ben Eskişehir'den arıyorum. Olabilir. 15 yaşındayım. Olsun. Burada 26 yazıyor. Ya, evet. Ya aslında ya sırf yayına bağlamak için. Hayır, ya, ama bir şey söyleyeceğim. Çok kısa süre içerisinde küçülmüş de olabilirsiniz. Hayır Tuğba'ya bir şey söyleyeceğim. Hadi 15 yaşındasın. 19 dedi mi? 20'de. 21 var, 22 var. Yanında 23, 24 belki. 25 neden olmasın? 26 nereden çıktı arkadaş? Neden 26 babacığım? Ben söyledim de 19 diyordum da. Yani şimdi ben mesleğimi biraz değişik söyledim. Belki bağlarsınız diye. Hmm. Belki bağladılar diyorsun. Evet. Peki öğrencisiniz değil mi? Evet. Arama sebebiniz nedir? Ya sizinle konuşmak için. Tamam. En temizi. Aklınızda bir konu var mı? Nasıl bir konu? Bizim seçtiğimiz bir konu olabilir. En baştan mı başlayalım? Tuğba'nın bağlanamama nedenini sevgili dinleyenler sanırım. Onu mu? Tuğba. Efendim? Bu gecenin konusu aslında sevmediğimiz insan davranışları. Senin var mı o şekilde sevmediğin insan davranışı? Hani metrobüse var. Terli terli binip canımızı alanlar olabiliyor. Daha doğrusu canımızı da almıyorlar. O sınıra kadar getirip yaşatıyorlar daha kötüsü. Ya canımızı almıyorlar da hayatımıza bir koku bırakıyorlar yani. Almaktan çok vermekle alakalı arkadaşlar demek ki. Nedir senin tespitin peki? Ya mesela yemekte giyiren insanlar. Nefretidir. Biz hiç bilmiyoruz. Hiç bak 2,5 yıldır program yapıyoruz. Bir kere bile o kelimeyi kullanmadık. Sen gel ilk defa bağlandın. Gece gece insanların şimdi niye midesini bulandırıyorsun? Bak şimdi. Daha peki naif bir uyuz olduğun davranış var mı? Oturmasını kalkmasını bilen mesela bir şeyler. Bacak bacak üstüne atmayan. Ne bileyim sınıfta silgi atan olabilir. Bilmiyorum. Bizlere söylemek istediğin bir şey var mıydı peki Tuğba? Uzun zamandır bağlanmak istiyordun. Bilmiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tuğba Maviş bizleri Eskişehir'den aramış. İyi geceler diliyoruz Tuğba sana, sağ ol. İyi geceler, iyi yayınlar. Eyvallah, sağ ol, hoşça kal. Cansu Demir, arabaya 300 bin lira verip otoparka 10 lira vermeyen bir sürü insan var demiş. Zor ve ağır geliyor insanlara değil mi otoparka para vermek? Arabam olmadığı için bilmiyorum. Senin en azından ehliyetin var, bir diplomam vardır. Benim hiçbir şeyim yok. Araba fotoğraf, yani arabayla beraber çekilmiş fotoğrafım bile yok, öyle söyleyeyim ben. Ya benim de durumum çok vahim sevgili dinleyenler. Ben 2007'de
sınava girdim. Hı hı. Çok yüksek notlarla bütün sınavları geçtim. İşte 95'in altında gerçekten notum yoktu ilk girişimde. O sınavları geçtim. Sonra direksiyon sınavına girdim. Onu da hemen geçtim. Çünkü büyük bir şevk gelmişti. O ehliyeti hemen almam lazımdı. Ondan sonra neyse onu da geçtim hiçbir sıkıntı olmadan. Sonra ben o ehliyeti almadım. Neden? Ne oldu? Bir dönem soğudum ben ehliyetten. Arabalardan hep yok arabalardan soğumadım. Tam aksine sağ koltukta geçirdim bütün. Dedim nasılsa solda süren biri var. Ben niye stres yaşıyorum? Çünkü gece mece sürerken sol taraftaki uyumamak zorunda. Ben vurup kafayı yatıyorum abi. Güzel fikir. E sonra ne oldu? Hala ehliyetin duruyor mu? Yok daha yeni aldım. 5 yıl olmuş. O da güzel. Geleceğe yatırım yapmışsın demek. Tabii 5 yıl sonra aldım ehliyetimi ama sonunda. Yani bir 5 yıl sonra herhalde sınavlara girip mecbur kalırsam. Biri boğazıma sarılırsa araba kullan araba kullan diye. Niye sarılsın ki boğazı? Ölümle tehdit ederse anca o zaman belki. Nokta 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 insan var etiketiyle iletileriniz gelmeye devam ediyor. Kendini beğenmiş burnu kaf dağında olan insan var diyor. O sen değil misin ya? Burnun uzunluğundan o efendim kendini beğenmekle ne alakası var? Tuğba Demirtaş yazmış. Melike Çakır abiye kıyafetin içine body giyen insan var o nedir öyle demiş. Sema Karataş da sınıfta ödev vardı diye öğretmeni hatırlatan ispikçi çalışkan insan var. Evet. İspikçi çalışkan. Hepimizin hayatına bir dönem girdi ve çıktı hızlı bir şekilde. İlyas Murat Ekmen dünyaları yiyip su içsem yarıyor diyen insan var demiş. Bir de iri insan yazmış. Yasin Aras bir insan var bir de taklidini yapan demiş. Vay güzel söz. Bir insan vardı canı sıkılan. Canı sıkılan. Canı sıkılan. Selin küçük diline piercing takan insan var karşımda kahkaha atınca gördüm demiş. O neymiş öyle ya? Ay çok kötü. Küçük diline piercing takmış. Küçük diline mi? Öyle bir şey yoktur ya. Hiç daha önce görmedim. Belki de hayal gücüdür Selin'in. Yani çok küçük bir şey. Kızmadır belki piercing değildir de ne bileyim. Hayır hadi taktın diyelim kim görecek? Ha yani. Öyle bir şey tak böbreğe rahat et yani nedir öyle? Sürekli ağız açık böyle görsün abi. Esniyor sürekli de. Evet. O nedir ya? Buyurun. Havva diyemeyen insan diye adın çıkacak muhabbet. Yani sen ama cümleye giriyordun ben söyleyeyim mi? Söyle hadi. Havva Duman telefon internete yavaş bağlandığında telefonu sallayan insan var demiş hızlansın diye. Garipmiş o da. Klasik hareketler her cisme yapıyoruz onları zaten çalışmaya. Ben insan sallayan gördüm grip oldu diye. Bu sefer çalışacak bu sefer iyileşeceksin diye. Ece Canyurt kaldırımda bulunduğumuz halde araba kornasına ısrarla basan çok sorunlu insan var değil mi? O nedir ya kaldırımdakine de basıyor. Baya evden çıkmasını istiyor yani. Abi geçen daha birkaç gün evvel korna çalan insana çok net tepki veren bir arkadaşımla aynı arabadaydım. Acayip güldüm acayip eğlendik ama çok da gergin bir ortamdı. Trafik sıkışmış herhalde bir kaza olmuş ya da yol bakım çalışması var. Bir tane abi arkamızda dağıt dağıt kornaya basıyor ama yani... Neden kornaya bastığını bilmiyoruz. Gitmiyor çünkü durdurmuşlar yani keyfimizden orada durmuyoruz. Kafayı çıkardı arkadaşım. Abicim gitmiyor biz de senin kadar evimize gitmek istiyoruz. Basma kornaya diyor adam bir de bastı. Amcacım canım kardeşim basma şu kornaya biz de senin kadar evimize gitmek istiyoruz diyor. Baba yavaş yavaş kornanın ama süresi ve sesi kısılmaya başladı. En son bir tane daha tekrar abicim basma kornaya diyor. Adamı ikna etti bayağı hala kornaya basmıyordur ihtiyacı olsa bile büyük ihtimal. Bir tane amca böyle aile hayatıyla beraber arabaya binmiş. Anlamsız aile şekilde, hayatıyla mı? Tabii tabii aile çevresi işte arkadaşlar akrabaları. Onu seven 250-300 kişi falan vardı arabada yani. Ha, onun gücüyle basıyordur bence. O, ama en son bayağı ikna oldu yani. O çünkü çok güzel bir diksiyonlu bir şekilde abicim basma kornaya biz de senin kadar evimize gitmek istiyoruz diye böyle. Vücudunun yarısını penceresinden çıkardığın zaman ikna edici oluyormuş demek ki. Basma kardeşim şu kornaya çalma şarkıyı. Abicim çalma şu şarkıyı. Şarkı dur ne yapıyorsun ya? Gaza geldim. Kalktı yanıma geldi sevgili dinleyenler. Ben sağ tarafa bakıp sağ taraftaki bilgisayardan çalacağım şarkıyı ayarlıyordum. Sola bir döndüm Muammer bana bakıyor. Niye tamam, korkutuyorsun tamam. Beni gece tamam, gece? Gaza geldim. Benim yanımda bir daha gaza gelmeyeceksin. Nereye geleyim? Bondan böyle. Ne bileyim ben. Tamam mesaj okuyalım mı şarkı? Birkaç mesaj okuyalım hadi. Tamam. Selin isimli dinleyicimiz sandaletin içine çorap da giysem senin kadar kalitesiz olamıyorum diye şarkı yapan insan var demiş. Hiç dinlemedim.
Güzelmiş ama sandaletin içine çorap da giysem senin kadar kalitesiz olamıyorum. Ben niye bu cümleyi ezberledim bilmiyorum. Deniz seçilen DJ Akman Akmasa'da damlar beya demiş. Bir fıkra anlattığında 15 dakika sonra esprisini anlayıp gülen insan var demiş el alem. Büyük ihtimal başka bir şey gülüyordur. Çünkü artık fıkralar komik olamıyor maalesef. Hepimiz her fıkrayı biliyoruz değil mi? İngiliz, Fransız, Temel, Namık. Lak Lak Show devam ediyor sevgili dinleyenler. Abicim basma şu kornayı. Lak Lak Show. Best FM. Bir kez gelmişsin bu saçma dünyaya. Olanları unutmak çok zor inan bana. Sevdiğim insan bile artık yalan söylüyor. Yaşadığın anılar acı vermeye başlıyor. Bir köprüden geçiyorum mutlu gibiyim sanki. Geride bir kent bıraktım bir de sevgili. Rüya mı bu gerçek mi inan anlamıyorum. Bu şehir beni içine çekiyor kendimi alamıyorum. Olanlar yetmez gibi bir de mesaj geliyor. Mutluluktan hoşçakal birer birer sıvalanıyor. İyice dağıtmak için biraz daha geçiyorum. Zor oturmuş mal gibi sıra sıra ağlıyorum. Gidiyorum buradan, dönüyorum durmadan. Uyan artık uyan. Gitti rüya seviyorum sormadan. Öpüyorum kasmadan. Dayan artık dayan. Gitti rüya. Gelmişsin bu saçma dünyaya. Olanları unutmak çok zor inan bana. Yazdığın satırlar bile artık yalan söylüyor. Söylediğin sözler acı vermeye başlıyor. Bir köprü yakıyorum mutlu gibiyim sanki. Geride bir kent bıraktım bir de sevgili. Doğru mu yanlış mı inan umursamıyorum. Bu şehir beni esir ediyor kendimi alamıyorum. İnanmazsın bir rüya hayatımı değiştiriyor. O mesajı unutmam için bana bir şans veriyor. Rüyaysa bu gerçekten artık uyanmak istiyorum. Mutluluk bile acı veriyor çünkü sonu var biliyorum. Gidiyorum buralardan, dönüyorum durmadan. Uyan artık uyan. Gitti rüya seviyorum sormadan. Öpüyorum kasmadan. Dayan artık dayan. Gitti rüya. Şey sandım mumiyi gördüm yan yan baktım dedim beraber şov yapalım. 5 dakikada değişir bütün işler. Tamam be dedim işler tıkırında. Cumartesi gecesinin tam yarısında. 5 dakikada değişir bütün işler. Lak lak yaptım.
12'de akrep yer kovana girdi. Mumi'nin gelişi bir hayli gecikti. Ne oluyor deyip merak etmedim. Koştum mikrofonun başına geçtim. Lak lak. Değişir bütün işler. Radyo desen bin bir kanal. Bir kanal var hede Best FM. Mutluyla Mumi programdalar. Haftanın bile 7 günü var. Cümle alemde. Lak lak. Onlar ise son şafakta. 5 dakikada değişir bütün işler. Şu anda yayındayız size doğru. Siz dediğimiz gayet zorlu. Neyse ki şov yapıyoruz radyoda. Hiç yapılmamış şakalarla. Lak lak yaptık. 5 dakikada değişir bütün işler. Kelena, karamela, şukar bir yav, şukar çay, lemange. Yanda yandan kelena, karabela, şukar bir yav, şukar çay, lemange. Aşkın birinci adresi diye girecektim. Ay diye tiz bir ses. Ay. Şarkıya kendimi kaptırdım ya. Nasıl anlatayım ben derdimi? Nasıl romantik şeyler söyleyeyim? Efendim birazdan Gül Kedisi isimli şiirimle sizleri selamlayacağım. Ben de arkasından muhteşem bir şarkıyla sizlere ne yapacağım? Ne merhaba yapacağım? Diyeceksin. Şarkıyı yapan adam seni kadar övünmemiştir. Ben sana öyle söyleyeyim. Ne alakası var ya? Önemli olan o şarkıyla o şiiri birleştirmek. Önemli olan o mu yani? Her şeyi bıraktın, her şeyi köşeye bıraktın. Tek önemli olan o. Ya bunu mu istiyorsun? İşte sen son cümleni söyledikten sonra şu mu girsin? Yağmur yağmur. Bütün o duygusallık kaybolur gider. Yalnız bu da çok etkiliymiş ya. Onu diyorum işte. Gevrek boyoz. Abigu şarkısını Abigu diye söyleyen insan var demiş. Ben seni sevdim gül güzeli. Doldur beni hadicim, boş kalmasın. Bu mu olsun istiyorsun? Yok yok, o doğru söylüyorsun. Biraz saygı duy ya, saygı biraz. Çok şey mi istiyorum? Burundan konuşma, ağlamanın bir gıdım öncesi var ya. Daha sonra çok şey mi istiyorum yani ben sizden ya? Hiçbirinizi sevmiyorum. Hayatımı tamam verdim ben size, hayatımı heder ettim sizin uğruna. Sen trip atma Mutlu, ne olur. O işi genç kızlara bırak. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar, nasılsınız? Teşekkür ederim Mutlu, sen nasılsın? Çok teşekkürler, ben deyim. Şu anda isminiz, soyadınız, mesleğiniz, nereden aradınız, yaşınız, hiçbir şey yazmıyor burada. Hepsini size soralım. Sorduk efendim. Soralım derken yani bu kendimize bir soru değildi. Sizden cevap bekliyoruz şu anda, buyurun. Irmak Hanım. Irmak. Bal evet. Böceğim. Neden konuşmuyorsun? Efendim. Neden? Ha, Irmak Özbek Samsun'dan arıyor ve sağlıkçı yazıyor. Evet. Sağlıkçı nedir efendim? Hemşireyim. Hemşireyim. Sağlıkçı mı diyorsunuz siz kendi aranızda? Mahalle mahalle gezip sağlıkçı geldi hanım gibi muhabbetiniz yok herhalde bir ya hastanede. Hemşire dediğin zaman böyle hemen bir havalara giriyormuşsun gibi konuları oluyor burada, o yüzden. Kusura bakmayın Irmak Hanım, sanki sağlıkçı daha böyle. Öyle mi? Tabii. O zaman değiştireyim ben hemşireyim diye. Ne bileyim işte pazarda ekmek arası salam sosis mosis satıp ondan sonra gıda sektöründe çalışıyorum ya. Vallahi abiler var ya onlar gibi, kusura bakma da sağlıkçı hemen. Ya biz kılıfla alakalı değiliz efendim. Hemşirelerin ama genel bir havası vardır. Benim annem hemşire, oradan biliyorum. Bayağı hani doktor yapamıyor ben yaptım falan gibi. Hikayeleri o kadar tıpı boşuna okumuş. Daha giremedik. Öyle mi? Kaç yıllık hemşiresiniz? Daha bir yıllık. Aa, siz döner sermayeden de fazla yararlanamıyorsunuz o zaman. Aynen öyle. Siz bol bol kalçaya iğne vuruyorsunuz o zaman şu anda. Elimize ne geçerse. Ne yapıyorsun? Sedyeli adamın kalçaya kalçaya. Ne iş olsa yaparım abi diyor. Şu an nöbetteyim zaten ben. Öyle miyim? Evet. Allah kolaylık versin. Ama şu anda acil bir durum yok herhalde. Yok. Şu
kendi hastalarımı sadece giriyorum, bakıyorum. İyisin sen, iyisin. Koçum benim diye. Motive ederek mi yolluyorsun? Vallahi zaten? İki güne koşarsın sen hadi. Vallahi bazen böyle uykum geçti, gözüm çekti kapalı. Teyze de nasıl, iyi misin? Yok, iyiyim kızım diye bağırıyor. İlaç ver bana diye bağırıyor, ağlıyor. Falan filan işte, öyle uğraşıyoruz yani. Peki uzaktan hiç böyle ne bileyim muayene etmeden tedavi ettiğiniz oluyor mu? Goç gibisiniz. Sizde tansiyon mansiyon yok. Maşallahınız var. Tabii. Uzaktan iğne atanları biliyorum çünkü ben. Fıt fıt yok yok, öyle bir şey yapamıyorum. Daha doktorla terfi etmediğim için psikolojik konulara girmiyorum. Tamam, birkaç yıl sonra konuşalım o zaman size. Doktorum ne derse onu ben tedavisini veriyorum sadece. Aklıma mesela Cem Yılmaz'ın benzetmesi geldi. Hani keşkül titremesi diyordu ya. O iğne vurmadan önceki kalçayı titreme. Titretme konusunda. Mesela ilaç falan istiyor kendi şeyini. Söylüyor. İşte bana ilaç var, ağrım var falan. Teyze veremem diyorum hani. Burada verirsin yazılmıyor diyorum. Vereceksin, vereceksin diyor. Veremem diyorum aynı böyle. Aa, en son gerçekten hani işinizin, biz burada eğlenceli tarafını konuşuyoruz, komik tarafını konuşuyoruz ama çok da zor bir tarafı var. Çünkü Türkiye'de, Türkiye gibi bir yerde ne yazık ki eğitimin de düşük olduğu bir ülkeyiz. Bunu kabul de etmek gerekiyor. Çok lise şiddete... mezunuyum ben. Sen kabul etmeye gerek yok. Yok yok. Liseyi bıraktım, üniversiteye bir şekilde başlayacağım bir yerde. Çok büyük şiddete maruz kalıyor tüm sağlık çalışanları. Evet, her şekilde dövüyorum ben hemşire. Sürekli hemşire, doktor. Niye hemşire? Örnek olsun diye. Sen miydin o? Yok, geçtiğimiz günlerde konudan aklıma geldi de benim bir, o, evet, benim. Bir baba oğlunu götürüyor hastaneye. Baba da benim oğlu, evet benim. Oğlunu hastaneye götürüyor. Doktor da bakıyor işte, tamam diyor, tedavisi tamamlanmıştır diyor. Diyor ki şu ilaçtan vereceksin oğluma diyor. Doktor da diyor ki ya ben bunun okulunu okudum, ne alakası var, o ilaçtan vermeye gerek yok diyor. Vereceksin diyor, vermeye gerek yok diyor. Vereceksin, vermezsen döverim seni diyor. Doktor da vermiyor, hani gerek yok, zararlı olabilir bu diyor. Neyse, baba çıkışta elinde sopayla bekleyip doktorun ağzını burnunu kırıyor sopayla. Öyle bir işte, olay yaşanmıştı. Yazıklar gerçek, olsun. Gayet üzücü bir olaydı. Diyebileceğimiz hadise maalesef. Birbirine şey... ilaç tavsiye etme hastalığı da vardır. Bunlardan herhalde başımıza geliyor. Doktorlara, hemşirelere şey, güvenelim. Buyurun. Genelde bizi şeye çok rastlıyoruz. Mesela çocukları getiriyorlar. İşte benim çocuğum kül almıyor. Kül aldırıcı vitamin şurubu verir misiniz? Doktor da diyor ki çocuk gayet sağlıklı diyor, kül almasına gerek yok diyor. İlerleyen zamanlarda zaten o dünyayı toplar diyor. Yok, vereceksin işte, ver bir şey, muhakkak verin. İşte açın. Ver bir şey de iki ekmek verip geliyor mu? Yani çocuğun sağlığı gerçekten çok güzel ama verin diye böyle izah ediyorlar. Doktor diyor tamam diyor, veriyorum hemen diyor, bunu içiyorum diyor. Ne kadar fayda ediyor, hiç fayda etmedi diyor, geri geliyor. Tabii ki de. Sizin aracılığınızla efendim tekrar hatırlatalım, söyleyelim doktorlarımıza, hemşirelerimize güvenelim söylediklerini, değil mi? Kural, hipotez kabul edelim hatta. Ama Irmak sen de ver bir şey, hadi hadi haylaz, yabancı değiliz biz. Acaba bana vitaminli şurup mu versen Irmak ya? Ben de çok zayıfım. İleride toparlar mıyım ben Irmak? Arkadaş öyle bana dediniz geldim 30 yaşım hala zayıfım ben ya. Sigara kullanıyor musun? Hayır, sigara hiç kullanmadım hayatımda. Zamanında verseydiniz bana iki ekmek bir vitaminli şurup belki ben normal olacaktım. Yok, o bünye meselesi. Teori tezlerinizde vardır sorun belki. Bünye meselesi diye toparladı. Hep de bünye meselesi. Ben de kiloluyum, bu o da bünye meselesi. Utanmasa psikolojik deyip bağlayıp bizi yollayacak gerçekten. Psikolojik mi Irmak Hanım? Olabilir. Olabilir. Peki, teşekkür ediyoruz. Günün sorusuna cevaben söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet, biz sigara içip de dolmuşlara, minibüslere binen insanlardan nefret ediyorum. Rahatsızlık verici evet. Bir hadise değil mi? Çok kötü koku. Evet. Tamam. Söz bir daha yapacağım. O da mı sensin? Ne kadar pislik bir adammışsın Muhammed. Hepsi benmişim. Örnek burada işte. Bir arkadaşım var. O da sizinle biraz konuşmak istiyor. Çok ufak. Çok ufak. Arkadaşınız mı? Kendisi mi ufak yoksa? Merhaba diye bir ses geliyormuş değil mi? Alo. Bir dakika, veriyorum. Ha, tamam. İyi günler. İyi akşamlar daha doğrusu. İyi gecelere bağlayacağız. Yavaş yavaş doğruyu buluyorsunuz. Hadi bakalım, iyi geceler hadi. Buyurun efendim, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Tamam, biz deyiz. Sormadınız ama biz deyiz. İsminiz nedir? Öznur. Ha? Öznur. Öznur kızı. Öznur. Tamam. Dıtnur diye bir ses geldi bize de. Çünkü tam o anda yanağınız bastı sanırım telefona. Dıtnur diye bir ses geldi bize. Yani.
Yani Öznur Hanım, size de hemen son kez şu soruyu soralım. Bu hayatta hoşnutsuz olarak gördüğünüz bir insan davranışı var mı? O hoşnutsuz niye hiç belli değil. Vallahi kötü olacak ama yani şey, annemin terlik fırlatmasından en çok böyle şey, yani kötü duyduğum bir şey. Annen terlik fırlatıyor. Bak hoşnutsuz, evet. Duydum diye, kötü duydum diye devam. Bak senin bu ağzından çıkan dinleyicilerimizi çok etkiliyor hocam. Senin yüzünden devrik bir program olduk ya. Cümlemiz, kelimelerimiz. Ya dinleyicilerimize devrik ters duruyorlar. Heyecandan olabilir yani birazcık da. Ya yok, gece yayın yapıyoruz ya, yatarak dinliyorlar. Bence ondandır ya. Hemen benim üstüme atmayın. Hayır ya, yok. Tamam, Öznur çok teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz sana. İyi geceler. Yayınımıza renk kattın. Irmağa da sevgilerimizi ulaştırıyoruz. Hoşçakal, görüşürüz. Hoşnutsuz. Lak Lak Show devam ediyor. Evet, hoşnutsuz duyduğunuz tek show programı Lak Lak Show efendim. Mesaj okuyalım mı yoksa bir şarkı mı? Çılgınca bir şarkı mı? Hoşnutsuz. Varmış. Hoşnutsuz bir şiirim var, onu mu acaba? Hoşnutsuz başlarmıştı dedi. Güzel. Yavaş yavaş girişecek. Türk Dil Kurumu'ndan sözü biz dövmeye girecekler, biliyorsun değil mi? Dövmeye ama yumuşak yerli. Evet. Muammer Saral'ın Gül Kedisi isimli şiirini kulaklarınıza ulaştıralım sevgili dinleyenler. Gerçi şiir çok önemli değil. Ardından çalacak şarkı. Hafif boşluk canım zaten. Dinlemeseniz de olur. Hafif radyonuzun sesini biraz kısabilirsiniz. 3 dakika 55 saniye radyonuzu kapatıp sonrasında açmayı deneyebilirsiniz. Aa, şiir 4 dakika mı sürüyor? 3.55. 23 de salise. Hey maşallah, ne yazmışım arkadaş ya. Bırak ya, yarısı şarkı müzik. Güzel, akıllıca ver. Fon müziği falan. Tamam o zaman. Gül Kedisi isimli şiirim efendim. Deyince senin burada şiiri girmen gerekiyordu ama anlaşmazlık yaşandıysa eğer. Tamam hadi bir daha. Muammer Saral Gül Kedisi. Sen çürük elma, keskin sirke, sarhoş turist, Arap bacı, gül kedisi. Aklımı kaybetmeden kendimi kaybetmek istiyorum. Beni bul. Bir büyücünün muskasından kazayla düşmek, her şeyi bomboş edip sonra düzeltmek istiyorum. Ne hoş sözün kalıyor aklımda, ne gülüşün. Bana gidiyorum dediğinde gitmek istiyorum. Bir tarlanın üstündeki kepçenin içinde aç susuz ölmek varken, bir köylü tarafından bulunmak ve içirdiği mercimek çorbasıyla hayata tutunmak, sonra kendimi hoşluğa bırakmak, acı çekmek, gülmek, güvenmek istiyorum. Sana güvenmiyorum dediğinde herkese aldanmayı, ihanete uğrayıp kahrolmayı, gece sen uyurken kapını çalıp herkes yancı, seni seviyorum dediğin için sen en çok yalancı diye uyaklı ama ölçüsüz bağırmak, evini ocağını yakacakken vazgeçmek, senden vazgeçmek, yok yok, seni kaybetmek ve bulmamak için aramamak istiyorum. Belki istemezsin ama yine de sen beni bir bul. Karşıdan karşıya geçerken arabaların çarparak öldürdüğü kimsesiz bir adamın üstündeki gazete kağıdında, insanların gözlerinin takıldığı bir bulmaca, boru sesi T olmak istiyorum. Ki bir ara olmuştum. Seni sevmeyeceğim yalanına inandığım akşamüstü, seni terk ettiğimde ve benim için arkadaşlarına gitti dediğinde bundan bahsediyordum. İyiyim aslında, deli değil, sarhoş değilim. Ama olmak ya da olmamak istiyorum. Tövbe ornat tövbe. Şu an camı açıp aşağıya neler döndüğünü bilmediğim dünyaya atlamak. Ayvayı yediniz oğlum, ben aşağı indim, daha dibe vuramam. Artık başkasının yerine utanmayacağım. Üzülmeyeceğim, bağırmayacağım. Yanlışsa yanlış, hiçbir doğruyu götürmüyoruz ya. Ağlamayacağım, sormayacağım, bilmeyeceğim, sevmeyeceğim. Ayakkabılarımı da bağlamayacağım demek istiyorum. Sayende kendimi iyice sevmiyorum. Saçlarını kestir dediğinde gittiğim pahalı kuaförde ruhsuz makaslar, hayırsız tıraşlar görüyorum. Geçmişimi geleceğe örüyorum. Zamanı unutan terzi, kendi aptallığını kanıtlayan dahi, ben biberlere ve domateslere hükmeden kahinim değil mi? Menemen ülkesinde sabahlara sarıyorum yalnızlığımı. Çok yalan konuşuyorum, artı doğru söylediklerimde abartı. Masallar anlatıyorum duymak isteyenlere. Duma duma dum.
Başkasının düşünde kendimi arzu diyorum. Sen beni hakikaten bul. Dağ olup denize paralel, maki olup bitkiye genel bir örtü olmak, sefa insanı gibi işte biraz saki, biraz da bardak olup içli dolmak istiyorum. Şimdi böyle diyorum ya, güçsüz bir esnafın tezgahındayken ben dişimi takıp canıma, varımı yoğumu ekmek parasına harcamak, üstüme gelenleri harcamak istiyorum. Biraz daha yaşamak, yok yok çok yaşamak. Sen de gör istiyorum. Mutluluk ihtimalsiz bir papatya falı. Sevgi suçsuz saldırgan bir arı. Sen devrimini yüzünde taşıyan ağrı. Kalbimde sızlıyorsun koca karı. Kendimden önce kentimi kaybetmek, senin yaşadığın yer diye yaşamı reddetmek, vicdani takılmak ama içten pazarlanmak istiyorum. Ya beni bir bul, inanmazsın ikili oynuyorum. İkisi de elimde, yaşamak mı istiyorum, ölmek mi istiyorum? Tercih etmiyorum da etmek, her şeyin içine etmek istiyorum. Her öznem senden saklı, kelimelerim çift anlamlı. Teşbihten az olmaz. Çöz hadi içimdeki bulmacayı. Ben çift bilinmeyenli Ekrem. Ruh dingilliği üstümdeki şuh kahkahalı. Leyla ile Mecnun boşandı. Karınca ile Ağustos böceği kavgalı. Hiç sevmez birbirini vida ve çekiç. Her şey ayrı yazılır. Senle ben hariç. Sordum gecelerce, sandım bir bilmece, bittim gidince. Ağladım günlerce, sordum gecelerce, sandım bir bilmece. Arabesk günler, geceler yaşadım. Resmine bakıp, bakıp ağladım. Arabesk günler, geceler yaşadım. Resmine bakıp, bakıp ağladım. Sen hainsin sen. Az önce o şiiri yazan adama benziyor musun hiç? Ya benim işte şairin cüzdanımı unutmuşum. Cüzdanı da evde unutmuşum. Ah,
insan var etiketine gelen cevaplar. Üç boyutlu konulu film izleyen insan var. Neden acaba demiş. O artık sefaya girer canım. Yok artık. Burcu Yavaş, tek düşündüğüm, tek özlediğim, tek doğrum olan bir insan var demiş. Sema Karataş, hala 20-20 biri beni düşünüyor diyen insan var demiş. Ben çözdüm onu. 60 sevgili bulup her birine birer dakikayı atayarak her dakika illaki bir beni düşünüyordur diye düşünüyorum. Çok mantıklı ama o kadar sevgiliyi nereden bulacağız? Cesre meseleden Yılmaz'ı. Kavanoz dibi reklam arası çocuğunu yıkayan insan var. Parantez içinde annem demiş. Hey maşallah. Yasin Batur, sen bu yazıyı okurken birileri sevişiyor. Her türlü insan var demiş. Tamam da yani çetesini mi tutalım, ne yapalım canım? Tuvalete gitmeye üşenen insan var demiş. Yani. Bunu üstüme alınmayacağım. Alex de Sonsuza ismi kullanıcı adını dinleyeceğiz. Dizi izlerken senaryoyu değiştirebilme umuduyla gitme oraya, gitme şuraya diyen insan var demiş. Koray Baskın, hala pini buldum şimdi de puk istiyor diyen insan var demiş. O bizim bir dönemin genel sorunuydu değil mi? Telefon şifreleriyle alakalı, evet, bir şey. Pindir, puktur. Puk var diyorlardı mesela hani şifre, evet, gerektiğinde. Puk var mu var diyorlardı. Hı hı. Puk mu var? Puk'un doğrusunu ben bulamıyorum. Ama başka bir yere bakarsan belki Puk'unu çıkartabilirsin. Arayınca onu zaten çıkartıyorlardı. Hemen veriyorlardı Puk'unu. Santralden, evet. Tabii tabii. Güzel. Bir gün çok komik bir şey geldi başıma ya. Evde ben o Puk kodunu bir yere yazdım. Hı hı. Ondan sonra unutmuşum onu. Girdim. Bulamadım. Uzun bir dönem girdim, bulamadım. Aradım, hani arayınca da çok fazla yere yönlendiriyorlar. Onu da bulamadım. Ondan sonra annem dedi yerdeki ne dedi. Bir baktım puka basmışım. Ha, gerçekten. Puk kodunu yazdın. Ha, o puk kağıdı durunca. Ha, puka basmak gerçekten senin hayatında önemli bir o dönüm noktası oldu. Dönüm ondan noktası. Sonra. Ondan sonra zaten değil mi? Radyoya merak saldım. Ne saçma hikayesi varmış ya. Doktorlar dizisiyle durmadan dalga geçip yine de her gün izleyen insan var demiş Mürşide. İzleyecek bir şey mi var? Ben geçen gün sırf üşendiğim için kanalı değiştirmedim. Akasya Durağı izledim ya. Abi sahurda bile doktorlar veriyorlar ama gerçekten çok abartı. Kübra Alkan, bir de eski sevgili var demiş. İnsan var diyerek. Ha, insan var, bir de eski sevgili var. İkisini ayırmış, evet. Tabii. Eski sevgili insan değil anlamına getirmiş. Bravo. Merve Bedir, yol tarifi sorulduğunda bilmediği halde tarif etmeye çalışan insan var. O ne azim o demiş. Ece Canyurt, kaldırımda bulunduğumuz halde araba kornasına ısrarla basan insan var demişti ve biz bunu okumuştuk zaten. Özge, sevgilisini tatlış.com diye seven insan var demiş. Ama sevgilidir en nihayetinde değil mi? Her insan maalesef o moda girmek zorunda kalıyor. En delikanlığı takılan kişi bile o sevgili hayatına girdiği zaman balım işte canım böcem beni öper misin öperim tabii falan gibi böyle tespih çeken delikanlı takan adamlar bir anda ya öyle değil o işler işte. Şevket Demir Ağa, üst kattaki komşuya fırça atmış, yukarıda zıplama aşağıda insan var demiş. Güzel, bizle beraber değil mi, bizim aracılığımızla mesaj göndermiş, tebrikler. Hacer, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hacer Ayar bizleri Bursa'dan aramış. 24 yaşında, evet, bir kimyacı kendisi. Doğrudur değil mi? Evet, doğrudur. Bursa'da şu anda çalışmakta mısın yoksa okulunu mu okuyorsun henüz? Yok, hayır, çalışmaktayım. Hatta daha yeni geldim. Vardiyalı çalışıyorum. Vardiyalı. Şu anda iş yerindesin yani. Yok, hayır, daha yeni geldim. Serviste sizi dinliyordum. Eve geldim, hala sizi dinliyorum. Aa, anladım. Ne yapıyorsun peki iş yerinde? İşte... Boya, yani kumaşları boyuyoruz. Renk yapıyoruz. Sen bildiğin boyacıymışsın. Kimi yiyorsun? Ya? Badana yapayım mı abi falan gibi. O tarz mı efendim? Kimyacı falan yazmış böyle bir havalı. Ama kimyacıyım. Güzel. Ama boya yapıyorsun. Yani evet, boya yapıyoruz. Çok güzel. Ya böyle renkle alakalı filan rengini belirliyorsunuz, ne bileyim. Evet, renkleri belirliyoruz. İşte istek üzerine gelen renkleri biz de orada tutturmaya çalışıyoruz. Bravo. Üç ana rengimiz vardı değil mi genel olarak hayatta? Evet. Neydi onlar? Kırmızı, sarı, mavi. Tamam, onları karıştırınca diğerleri çıkmıyor mu zaten?
Çok da zor bir iş değilmiş. Yok, şeye bağlayacağım. Mayış ne kadar mayış? Buna bak bir. Hadi bakalım. Hadi. Hacer. Ya işte ortalama bir şey yani, öyle alıyoruz. Yok yani. Yok, mayışı tabii ki de şaka olarak soruyoruz. Daha sonra ben özel olarak şaka. Ya ben bir şey soracağım. Siz ne zamandır yayın yapıyorsunuz? Daha dün bir, bugün iki. Birçok atasözü deyimler oldu. Yok, haftada üç gün yok bizden. 2,5 sene dediniz. 2,5 sene Best FM'de mi sadece, yoksa daha öncesi var mı? Ya kapalı devre bir dönem yaptık. Kimse dinlemez diye. Tabii Best FM'de efendim. Bizim doğmamız, büyümemiz, serpilmemiz, gelişmemiz hep Best FM'de oldu. Teşekkür ediyoruz kurumumuza da. Anladım. Yaşlarınız kaç? 3-3,5 civarında. Hayırdır, bir planın mı var bizimle alakalı? Hayır yok ya, merak ettim. Sen ne bizden daha pis geyiğe giriyormuşsun. Biz sadece maaş sormuştuk halbuki. Yaş kaç? Hafız falan gibisinden. Peki. Ya, merak Hacer. Ettim de. Efendim. Tamam, bu bütün meraklarını canlı yayında dindirmen sorun olabilir. Hemen söyleyelim Hacer Hanım'a ve merak eden başka dinleyicilerimiz de olabilir. Biz 5-6 yıldır değil mi aşağı yukarı Mutlu ile beraber, hatta mesai saatlerimize başladık Best FM'de. Benim bir prodüksiyon geçmişim var. Hali hazırda hala prodüksiyona devam ediyorum. Mutlu da yayın sorumlusudur şu anda. Kendisi tırnakları kazıyarak yukarı çıktı efendim. Bir baksanız tırnaklarım hep pislik benim. Daha sonradan manikür pedikür kendini çok bozdu. Oraya bağlayacaktım, evet. Bu tür efendim. Mutlu Bey. Mutlu Bey gündüz de galiba şey yapıyor. Bir şeyler yapıyor. Durduramıyoruz. Çılgınca, evet. Niye sadece cuma cumartesi yapıyorsunuz? Bu soru daha önce hiç sorulmamıştı. Yok soruldu. Hemen yanıtlayalım. Sevgili Hacer nezdinde bütün dinleyicilerimize de iletmiş olalım. Çünkü bu soru çok fazla geliyor. Sevgili dinleyenler, biz burada Mumin'de söylediği gibi kendisi prodüksiyondan sorumludur. Ben de yayın sorumlusu olarak çalışıyorum. Yani hafta içerisinde bir yönetim kadrosunda işim var, benim de görevlerim var. Biz zaten yayını yaptığımızda Mumin'le birlikte sadece keyif almak adına ve cumartesi geceleri yayın yapmıştık. Haftada 2 saat bizim olsun. Eğlenceli yayınımızı gerçekleştirelim, biz keyif alalım diye yola çıkmıştık. Hani çok fazla dinlenilecek, çok fazla istek alacak bir yayın olacağını düşünmemiştik. Çünkü şöyle bir durum var. Biz tamamen radyoda ne yapılıyorsa aksini yapmaya çalışıyoruz, fark etmişsinizdir. Hani yaptığımız bir yanlış varsa onu da yüzümüze, kendi kendimizin yüzüne vuruyoruz. Kendimizi yerin dibine de sokuyoruz. Yapmadığımız bir şey varsa, o hafta kaçtığımız bir durum varsa onu da sizlerle paylaşıyoruz. Normalde yayın hayatında böyle açıklamalar yapılmaz. Ama biz bu daha samimi bir yayın olsun, çekin bir sandalye diyoruz zaten, hep birlikte deli deli olalım. Farklı bir şekilde yola çıktık, tutacağını da düşünmüyorduk. Gerçekten eksik tam olmayın, tuttu, çok fazla tuttu. Tuttum abi şu anda tuttum. Evet, tutunca en fazla 2 güne çıkarabildik. O da yine kendi hayatımızdan, özel hayatımızdan çalıp mikrofon başına geliyoruz. Bunun fazlası da ne yazık ki olamıyor şu anda. Ama biz istiyoruz escape olsun. Ha, siz istiyorsunuz, hep çalışsın bu çocuklar. Vursunlar bunların beline sopayı, vursunlar, ver etsinler sopayı. Sürekli Serdar Ortaç, Demet Akalın şarkısı mı çalalım sizlere? Tamam. İnşallah efendim, ilerleyen yıllarda belki de olabilir öyle bir şey tabii ki. İnşallah, çok seviniriz, çok mutlu oluruz. Çok güzel bir yayınınız var, başarınızın devamını diliyorum. Eksik olmayın, sizin de boyalar gerçekten bir muhteşem. Çıkmıyor efendim. Efsane. Tinelle kendimi kazadım, çıkmıyor bu boyalar. Ya hatırlatmayın lütfen, boya demeyin bana ya. Ben eve geldim, orayı unutmaya çalışıyorum, siz bana boya hatırlatıyorsunuz. Sinyor mu peki efendim o koku üstünüze? Sinyor mu? Sinyor falan. Sinyor. Hayır ya, koku falan yok. Ben zaten laboratuvarda çalışıyorum. Hani işletme kadar şey, böyle boyalarla fazla haşır neşir değilim ama yine de tabii rahatsız edici durumlar oluyor. Biz laboratuvar falan düşünüyoruz. Boyalar değil de kimyasallar falan daha iğrenç bir şekilde kokuyor. Hatta lağım gibi falan kokuyor böyle. Lağım diyorsunuz. 6 tane A var mıydı lağımda ya? Dur Hacer, seni aydınlatmam lazım. O kimyasal olmayabilir. Çalışma arkadaşlarına bak, dikkat et, nereye ne yapıyorlar. Kimyasal mı değil mi, bak eğrisini doğrusunu öğren. Teşekkür ediyoruz bizleri aradığınız için. Laboratuvar dediği evde küçük tuvalet olmasın? İşte boncuk işi yapıyormuştum. Boncuk arıyoruz bütün biz. Hacer, çok teşekkürler. Çok keyif verdin bizlere. Ben de çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağ olun. Öpüyorum ikinizi de. Bay bay. Hoşça kal. Aa, ne güzel oldu. Keyif verici dinleyici. Keyif verici. Evet. Ebedi Akın bizleri aramış İzmir'den. Mıştı. Yok. Mıştı. Dur bakayım. Ebedi. Hattayım. Hattayım. İsim doğrudur değil mi? Ebedi. Hattayım, yaşıyorum. Doğru ama soy isim yanlış.
Nedir soy isim? Akalın. Ha, Demet ben... Akalın gibi. Akrabalık yok maalesef. Sadece soy isim benziyor. Ah be. Oradan ben illa bir ünlü tanıdık bulacağız diye bir sevindik. Biz ebedi Akalın tanıyoruz falan gibi hemen ben mesaj yazmaya başlamıştım. Mesajı sileyim o zaman. Toplu gönderiyorum ben mesajları da o yüzden. Evet. Ebedi nereden arıyorsun bizleri? Ne iş İzmir yapıyorsun? İzmir Çeşme. İzmir Çeşme'den arıyorum. Evet. Vay, şu an çalışıyorum zaten. Bir yarım saatlik bir antrenim vardı. Dinlenirken sizi arayayım dedim. Bravo efendim. Ne işle meşgulsünüz tam olarak? Restoranda şef garson. Şef garson bir de. Evet. Ne yapayım abime falan gibi. O tarz mı? Vallahi şu an kim ne işte yapamam. Şimdi dinleniyorum. Şu an bir antrenim var. Şef garson ya. Diğerleri olsa pist pist kaç koş falan derlerdi. Şef yok, garson olunca ses çıkmıyor. Antrenim olduğu zaman bizim şeyimizde dinlenme oluyor. Şu an dinleniyorum zaten. Bir yarım saat yoğun bir servis atlattık. İftar olduğu için gerçi pek bir Ramazan gelmedi dedim Çeşme'ye de. Hmm. Oturdum, nedir ya? Çeşme'ye Ramazan gelmedi. Sanki yazdan bahsediyor. Çeşme'ye bu yaz geç gelecek falan gibi. Çeşme'ye Ramazan gelmedi. Kaç gibi kutlarsınız siz? Bayram falan size neye denk geliyor yani? Yani o mekanlar biraz da eğlence ve tatil mekanları. Turistler de çok yoğunluktadır büyük ihtimal değil mi? Bizim burada genelde yerli turist pek yok da yerli çoğunluk oluyor. Yerliler daha fazla ilerlemek istemiyorlar mı? Çember oluşturup dans mı ediyorlar baltalarla yapıyor? Ebedi Bey peki... Bizim kendi Türk insanımızdır. Ha tamam. Evet şunu sorayım size peki. Normalde orada mı yaşıyorsunuz? Hayır kendim normalde Söke'de yaşıyorum. Aydın Söke'de. Turizm işi olduğu için bizim işimiz. Hem tatil hem çalışma gibi mi oluyor peki? Çünkü genellikle... Aynen öyle. Geceleri evet. Çünkü... Ben bir otelde niye bilmiyorum hayatımda şöyle bir nokta var sevgili dinleyenler, bir otelde Marmaris'te 3,5 ay kaldım. Vallahi diyorum ya. Hiç ayarın yok mu senin? Kovmadılar mı bir yerden sonra? Yok, kovmadılar tam 3,5 ay Marmaris'te bir otelde, şu anda adını verirsem reklam olur ama vermek istemiyorum. Tabii reklam yapmıyorum tabii ki. Tabii ki 3,5 ay o otelde kaldım ben. Ve evet. O yüzden hani o çalışanlar değişti, ben yine sabittim. Geldiler gittiler işte, hem çalışıp hem tatil yapıyorlardı. Belirli bir saatten sonra onlar havuza giriyordu falan. Kendilerini işte... Zaten çalışmış olduğumuz yerin yan tarafında çok güzel Türkiye'nin en iyi plajı var. Ilıca plajı, belki duymuşsunuzdur. Evet, Türkiye'nin ilk mavi bayraklı plajı. Gene çalışıyoruz, sabah saat 8-9 civarında işimiz bitti mi hep beraber cümbür cemaat. Bütün elemanları alıyoruz, harcıyoruz, denize. Bir güzel yüzüyoruz, eğleniyoruz, ondan sonra cümbürlop yatak. Akşam yine iş başı. Cumburlop enteresanmış. Düzeni kurmuşsunuz ne güzel valla. Öyle. Vardır ama işin zorluğu da, Allah size kolaylık tabii versin. Muhakkak zaten. Şöyle izledim. 13-14 saat çalışıyoruz. Bugün cumartesi zaten. Hafta sonları özellikle bizim işimiz çok yoğun. Hafta içi de saat 8'den akşam yani saat 20'den 23'e kadar bir yoğunluk yaşıyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş randımanla. Hafta sonu da saat 2.30'dan sonra özellikle konserler çok oluyor hafta sonları. Bugün hatta 3 tane konser var. Biraz sonra konserden çıkanlar bizi. Biz konserler çıkanlar size mi geliyor? Sizin kucağa tabii. Doğru. Gel güzelim. Gel bir çocuk bucak. Acıktınız mı? Ne yapayım abime falan gibi. Biz onların karınlarını doyuruyoruz. Sonra evlerine geri gönderiyoruz. Ha, bir de yatırın ama başında o şeyin bir de hikaye anlat istiyorsan. Öperek uyutuyoruz. Peki. Ebedi Bey. Buyurun. Var mıdır bugünkü sorumuza cevabınız? Ne şimdi tarz ben, insanlar var diye sorduk. Radyoyu geç açtım biraz ama soruyu alabilir miyim? Tabii ki de. İnsan huylarından bahsediyoruz. Hoşlanmadığınız aslında. İnsan hareketleri, insan huyları nedir diye sorduk. Hoşlanmadığınız insan hareketleri. İşinizle alakalı bir şey söyleyebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim yani. Aslında ben size. Kendisini çok üstün gören insanları hiç sevmiyorum. Bravo. Tevazu ve mütevazı yani, olmak lazım değil mi? Yani şimdi kendi işinden bahsedeyim. Şimdi atıyorum masaya giriyoruz biz mesela sipariş almaya. Kimisi çok emri var ki bana şunu getir, bana bunu getir. Bir de çok böyle kibarca şunu alabilir miyim veya bunu verir misiniz? O tarz olduğum için sonuçta hepimiz insanız. Kimsenin kimseden bir üstünlüğü yok. Bravo. Doğru mu? Bununla alakalı hemen bir şey söyleyebilirim. Sultan evet. Abdülhamit Han efendim, yanlış olmasın inşallah, yanlış hatırlamıyorumdur. Padişah olmasına rağmen... kendisi en alt tabakadan, öyle söylenir ya, en alt tabakadan ya da işte çalışanları olsa bile, odaya girse bile ayağa kalkarmış. O makamının ama
özelliğini yitirmemesi ya da saygısızlık olarak algılanmaması için bir mazeretle en kötü ihtimalle bir kağıt alır gibi ya da bir kalem alır gibi yaparak ayağa kalkarmış saygıdan dolayı. En üst mertebedeki insan bile bu şekilde davranıyorsa, değil mi, bize ne oluyor diye düşünmek lazım. Teşekkür ediyoruz. Biz de konuştuğunuz dakika kaptınız. Ben de bir şey söyleyebilirim bununla ilgili. Hazreti Mevlana da bir gün yolda gelirken karşısından bir papaz geliyormuş. Eğilmiş papazın elini öpmeye yeltenmiş. Birisi görmüş bunu, ya demiş sen demiş koskoca demiş Hazreti Mevlana'sın demiş. Neden demiş onun elini öpmek için eğildin? Ya demiş o benden önce eğilmeye, benim elimi öpmeye kalksaydı. Vaa işte bu. Bravo efendim. Ben de bir şey. Canım çekti benim ya. Bizim yan komşu Şevket abi bir gün. Ben, hikayem yoksa benim. Bize geldi, musluğu tamir ediyordu. Şevket abi, Şevket abi dedim. Dur, senin gönül gözünü kapamışlar ya. Onu açmak lazım ki. Peki, teşekkür ediyoruz. Mehmet Bey, çok teşekkürler. İyi geceler diliyoruz size. Sağ olun, kolay gelsin. Eyvallah. Sağ olun, hoşça kalın. Ay. 0212 251 2021 212 alan kodu 251 2021 telefon numaramız. Haftanın son Lak Lak Show'u kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor ve son 40 dakikanın içerisindeyiz. Ben Mutlu Yeşiltepe ve arkadaşım Mumi eşliğinde Lak Lak Show devam ediyor. Eşe dosta senden haber sordum. Bana neler neler söylediler. Ondan kimselere yar olmam. Eşe dosta senden haber sordum. Bana neler neler söylediler. Ondan kimselere yar olmaz. Aman sakın ha dediler. Çok affetsin sen sevgilim. Seni nasıl seveyim? Yaptıkların beni aşmış. Ben nereden bileyim? Çok affetsin sen sevgilim. Seni nasıl sevdiğim, yaptıkların beni aşmış, ben nereden geleyim? Artık senin sevgilin olamam. İki cihan bir araya gelse, kalbim sever miydi hiç seni? Böyle olduğunu bilse, artık senin sevgilin olamam. İki cihan bir araya gelse, kalbim sever miydi hiç seni? Affetsin sen sevgilim, seni nasıl seveyim? Yaptıkların beni aşmış, ben nereden bileyim? Çok affetsin sen sevgilim, seni nasıl seveyim? Yaptıkların beni aşmış, ben nereden bileyim? Çok affetsin sen sevgilim, seni nasıl seveyim? Yaptıkların beni aşmış, ben nereden bileyim? Çok affetsin sen sevgilim, seni nasıl seveyim? Yaptıkların beni aşmış, ben nereden bileyim? Lak lak. Lak 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 lak. Muammer Saral. Lak lak lak. Şimdi nedir doğal sesler ha? Karganınki, kurbanınki, haklınınki, peki nedir derde derman? Hastanınki hap, azgınınki şap, zenginin de yat. Yeter bize ne gerek? Trafikte lak, grafikte lak, bu gece lak lak. Geceni aç bize de sakin ol, arkana yaslan. Bırak dağınık kalsın kafan, mutlu ol şu an. Gece berduş, görmez gözüm, gamlı baykuş, bilmez sızım. İçimde bir boşluk, kulağımda hep o ses. Yorgun hasta, solgun yasta, dünya sanki bir kafes. Gece aydı, yalan kandı, karanlığın ortasında bir mum yandı. Işık saçtı, kaptı kaçtı, iki adam gece gelip sizden acı çaldı. Acı çaldı, acı çaldı. Lak lak. Nedir doğal sesler ha? Karganınki, kurbanınki,
haklınınki şak. Peki nedir derde darman? Hastanınki hap, azgınınki şap. Zenginin de yat. Yeter bize ne gerek? Trafikte lak, grafikte lak. Bu gece lak lak, lak lak show. Türkiye'nin en oynak radyo programı Lak Lak Show kulaklarınıza ulaşmaya başladı sevgili dinleyenler. Tabii ki yalnızca oynatmıyor, bu programın içinde hüzün de var. Oynatırken düşündüren show programı diyebilir miyiz acaba? Ağlatıyoruz, hüzünlendiriyoruz. Bakınız. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Hacı Baba'yı evden. Tavukları pişirmişim, hacı da karşıya göndermişim. Tavukları pişirmişim, hacı da karşıya göndermişim. Hacı Baba. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Zalim ana, zalim ana. Hacı Baba zalim ana. Fenerbahçe'nin yeni transferi zalim ana. Tavukları pişirmişim, ana bu da komşuya göndermişim. Tavukları pişirmişim, ana bu da komşuya göndermişim. Sanki bir gelmeme isteği var, sürekli bahane üretiyor ya. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Evinizde köpek var. Köpekleri bağlamışım, önüne de ekmek doğramışım. Köpekleri bağlamışım. Köpeğin önüne ekmek doğramak da bize özgü bir davranış olsa gerek herhalde. Köpekler hep kuru fasulye pilav takılıyor ne ekmekle. Ekmek yanına. Akşama geleceğim, akşama geleceğim. Anahtarlar nerede? Anahtarlar pencerede, tavukta bir şey tencerede. Anahtarlar pencerede. Şey, 0212-251-2021 212 alan kodu 251-2021 telefon numaramı sevgili dinleyenler, arayın bizi. Babayı çarşıya yolladık, anayı komşuya yolladık, köpekleri bağladık, önüne ekmek doğradık, tavukları pişirdik, pencereye anahtar koyduk. Neler yapıyoruz? Daha ne yapalım arayın diye sevgili dinleyenler ya. Yeter artık lütfen. Burama kadar geldi. Bir değil, iki değil ya. Bak Muammer'in burasına gelmiş. Muammer'in burası da ne kadar yüksekte. 2 metre adam yani. Öyle herhangi birinin burası gibi değil. Bravo. Ama mesajlar gelmeye devam ediyor. İstiyorsan mesaj tamam, okuyalım. Tamam okuyalım. Sezer Çiçen çıplak. Ne? Sezer Çiçen. Tövbe estağfurullah, aklıma şaka geldi de yapmayacağım. Çıplak koşmaya çalışan insan var arkadaş demiş. O ama sadece çıplak değil. Mısır tarlasında geri geri. Bir de çıplak. Tabii. Gevrek boyoz her ortamda uyuyabilen insan var demiş. Cansu Demir altın kalpli bir insan var demiş ve bir karikatür yollamış. Karikatürde şöyle diyor. Çok büyük kaslı bir adam bir yerde oturuyor. Arkasındaki adam da diyor ki. Kazım bence senin bu katı görünüşünün altında altın kalpli bir insan var diyor. Sonra da başka bir deyişle Şemsi abinin üstüne oturmuşsun. Gerçekten de altında başka bir insan var. Yiğit Özgür oturmuş yalnız. Evet. Sümeyye Aslan hala Jackie Chan'in kim olduğunu bilmeyen, daha doğrusu ismini okuyamayan insan var demiş. Evet, J harfleri C diye okunuyor efendim. C harfleri de Ç diye okunuyor maalesef. Zormuş hakikaten. Şevket Demira bir mesaj yollamış ama onun mesajını okumayacağım o yüzden. Niye trip atıyorsun dinleyicimize? Ne bileyim ya, içimden geldi. Ne zaman eve uçan bir böcek girse öldürmeyin, kelebek o zararsız diyen insan var demiş. Kevelerle tövbe estağfurullah. Kelebeklerle güveler çok karışıyor. Onunla alakalı sıkıntılar yaşayan dinleyicilerimiz olabilir. Gerçekten ne girerse girsin o kelebektir, zararsız deniyor.
Şey, Bakkal Gazi demiş ki baykuş girse kelebek diyecek demiş. Bir evin içinde dolaşan bir şey. Ahmet Irız, insan var canan ula, insan var taş bastıra bağıra, insan var göz istemez görmeye asla demiş. Selin de insan varı insan savar olarak okuyan el kaldırsın demiş. Herhalde eli tek başına kalacak havada değil mi? Onu öyle karıştıramam. İnsan savar neymiş ya? İnsan söver belki olabilir. Serdar Direk, hayatta eriştirmeyi bir halt bilmiş, insan var demiş. Evet değil mi? Biraz yapıcı da olmak lazım. Sürekli eleştir ne kadar be mutlu. Ama bence çok yanlış yaptı orada. Evet, özellikle Serdar. Bak, bu huyunu hiç sevmiyorum. Bu şekilde yazılar yazıp bak. Sinirlendim şimdi. Sen eleştirimde çok iğrenç oluyorsun. Senden tiksindim ki zaten tiksiniyordum. Üstüne bir daha tiksindim, düşün. Özür dilerim. Tamam. Beni affedebilecek misin? Yani. Tamam. Çay bahçesine gidip çayınız varsa alabilir miyim diyen insan var demiş Alim Ehli. Bravo. Geleceğim deyip gelmeyen insan var. Geleceğim. Geleceğim deyip zaten gelmesin. Geleceğim diyen adam niye geliyor ki? Geleceğim ben sana. Bir ara çok modaydı. Tiki kızlar değil mi? Tiki diye tabir edilen insanlar o şekilde konuşunca bir şey oluyor mu zannediyorlar? Ya bırak tiki gibi kızları. Bir dönem Ayna Grubu öyle konuşuyordu. Nasıl olacak bu işler dedi. Kurt kızıyla yan yana. 5 tane adam koskoca. Şarkı söylüyorlar. Nasıl olacak bu işler dedim. Erhan abi gözlüğünden de mi utanmıyorsun falan diye biz bayağı... Bir dönem o yüzden çıkarmadılar gözlüğü. Ede güne rezil olsun diye. Olacak diyen insanları biz nasıl çıkaralım dedi. Utançtan diyorsun. Pekala. Tuana, insan var fark edilmez süsünden, kimi farksızdır, farksızdır koyun sürüsünden. Ama her gördüğün şekle kapılma, insan anlaşılmaz görüntüsünden demiş. Bir mani yollamış bizlere sanki, evet. Bu arada dinleyicilerimiz gerçekten insan savar olarak anlıyormuş ha. Ne yapalım canım? Bir anda birleştirdiler, kendi aralarında dernek kurdular. Lak Lak Show'u geliştirme, güzelleştirme derneği kurdular ya. İnsan savar olarak nasıl anlaşılabilir? Yani yazı olarak belki sosyal mecra üzerinden takip ediyorlarsa, bizim söylediklerimizi de insan savar olarak anlıyorlarsa ağzımızda problem var demektir. Olabilir. Beyza Baysal, yanağa değmeden öpen insan var demiş. Diye hiç yanaklar değmeden uzaktan sadece o sesi çıkartıyor. Samimiyetsiz geliyor bana o. Öyle yapacaksın direkt öptüğün zaman. Tabii diye böyle. Ben ona kirve öpüşü diyorum. Genelde tabii benim kirveler de aynı şekilde öpüyor. Hani yılların acısını çıkarıyor gibi sanki. Artık ne olmuş ne görmüşlerse onun acısını çıkarıyorlar yıllar sonra. Uzun süredir seninle karşılaşmamış sayı. Bak, kirveden konuştuk. Kirven bu yıl bu dağlarda aman aman şarkısı Mahsun Şef'ten. Çaldan. Nereden bulayım sana o şarkıyı ben ya? Bomba etkisi yaratır, ben sana söyleyeyim. Kirven bu yıl bu dağlarda. Kirven aman aman diye. Ne de çabuk geçti. Vay be. Biliyoruz Türkiye ama şarkı. Salamayız, sistemimiz de kayıtlı değil. Ah be, ben hemen doldurayım sistemi. Keşke sesim biraz daha güzel olsa, ne olurdu. Sevgili dinleyenler, Lak Lak Show'da şimdi Açık Mektup Köşesi'nden Belki isimli şiirim tırak kulaklarınıza ulaşacak. Onun sonrasındaysa gecenin aşk şarkısını çalacağız. Sonra türlü türlü şakalar, densizlikler, komik acayip şeyler. Acayip şeyler. O bili bili falan, bili bili yok herhalde. Bili bili yoktur büyük ihtimal. Ve işte Açık Mektup Köşesi'nde Belki isimli şiirim tırak sizlerle ve ardından gecenin aşk şarkısı. 0212-251-2021 telefon numaramız, sosyal medya üzerindense insan var etiketine iletilerinizi ulaştırmaya devam edebilirsiniz. Buyurun. Seni hafta sonuyla birleşen bayram tatili kadar çok seviyorum. Derse gelmeyen hoca kadar sevindiriyor bir gülüşün. Kar tatili gibi mutlu ediyor. Ellerini bir tutsam sanki otobüste hemen yer boşalıyor. Sanki hayat birden beş oluyor. Sonra saçların, önce gözlerin, önümdeki yolcunun gazetesi kadar ilgimi çekiyor. Sonra sen bir ellerini, gözlerini, gülüşünü, saçlarını alıp gidiyorsun. Tüm resmi tatiller hafta sonuna denk geliyor. Yüzümü yıkarken kazağımdan içeriye su kaçıyor. Kışın enseme kar, ayakkabıma taş giriyor. Ne imkansız aşk bizimki. Ben yüzüne dokunabilmek için kar olsam yağmur karışıyor.
Sen bir gidiyorsun, küçücük dünyamda kocaman bir yalnızlık kalıyor. E böyle değil midir zaten? Hiç gitmeyecek gibi gelenler hep hiç gelmeyecek gibi giderler, gelmezler. Sen onlardan olma, sen gel ki elimde yaşamaya dair bir belki olsun. Aşk şarkısı adı altında dünyanın en acıklı şarkısını çalmamız gerçekten talihsizlik oldu, özür diliyorum. Ben bu şarkıyı güzel bir şarkı olarak, hani aşk, daha doğrusu pozitif bir şarkı olarak hatırlıyorum. Gecenin aşk acısı şarkısı, öyle bir şey mi yapsak bundan sonra? Tabii aşk acısı olayım ben mesela. Aşk acısı şarkıları çalalım. Allah Allah. Aa, aşk acısı köşesi de iyi olurmuş aslında. Aşk acısı. Tabii. Yapalım bunu ilerleyen zamanlar. Telefonlarımız birazdan yayınımıza dahil olacak. Murat abiye dedim ki, Murat abi bir tane telefon alabilir miyim dedim. İki tane yollayayım dedim.
Telefon bağlamayı seven insan. İki tane yollayayım mı dedi. Yolla abi dedim, iki tane yolla. İki dinleyicimize birazdan konuşacağız. Beril Lokçu, birinin fotoğrafını çekerken sanki resimde kendi de çıkacakmış gibi 32 dişiyle sırtan insan var demiş. Kendimden biliyorum, evet. İbrahim Kantar, yazın sıcak kışın soğuk diye dışarı çıkmayan insan var demiş. Mevsimlerle barışalım. Hepsinin keyfini çıkaralım değil mi? Aynen öyle. Tıklamayın dedeler, bilmediği adresi tarif etmeye çalışan insan var. Bilmem diyemiyor, kafa karıştırıyor, akıllı adam demiş. Cansu Özdemir, kızınca gözlerine limon sıkmak istediğim insan var ya. Ya genelde hayınzalımlar mandalina sıkarlar, ya evet, da portakal. Hiç öyle arkadaşım yok, hepsini aldırdım. Aldırdım. Evinden mi aldırdın? Evet, en baştan. En baştan, en baştan, evinden dedi. Evinden yani. Dedi tabii. Bakkal Gazi, kahvede sırf bayanlara bakmak için bayan tenis maçı izleyen insan var demiş. Sorsan topla oynandığını bilmez demiş. O enteresan ya, o hanımefendi tenis maçlarından garip sesler geliyor hakikaten. Aynı, bak aynı zevki erkek tenisçiler demek ki o yüzden bağırmıyor. Aynı zevki vermiyor. Bak yapalım bir daha. Bir saniye birinin boşluğumuza yapıyormuş. Kötü oluyor yani. Ne kadar iğrenç olduk gece gece ya. O nidalar garip ya. Şey yapalım ya. Sağ sol yapsana. Tenis oynuyormuş gibi. Komik o. Aslında top sesle varsa güzel olur. Güzel bir canlandırma. Sevgili dinleyenler, 3411 adres yazıp boşluk bırakıp mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0212 alan koduyla 251-2021'dir efendim. Birazdan Duygu Manav hanımefendi bizlerle beraber konuşacak, yaklaşık yapacak. Kendisi İstanbul'dan aramış, 21 yaşında. Bakayım, çağrı merkezinde çalışıyor. Bayağı ben onunla konuşmadan bütün özelliklerine saydım sizlere. Birazdan onunla konuşacağız ama onun öncesinde Mutlu'yla bizim tenis maçımız vardı. Onu ayarlayacaktık. Unutmuşuz. Bari canlı yayında o maçı gerçekleştirelim dedik. Maç mı yapacağız canlı? Maç yapacağız, evet. Sen ama tenis biliyor musun? Kuralları falan. Bir tane uzun bir ne bileyim merdiven gibi bir şey bulup onun birini oraya mı oturtalım? Murat abi otursak. Çocuklar yanlış falan diye oradan bir şey. Öyle değil. Bu yanlış vuruyorsunuz falan gibi. Ben 3 sektiriyorum. Olur mu? Ha, teniste 3 sektiriyorum. Olmaz. Ayakla sektirmiyor mu? Nasıldı tenis? Teniste, gerçi teniste de sektirebilirsin ya, rakette böyle tık tık tık. Vardır öyle hadiseler. Ne yapıyorsun? Top geliyor, vuruyorsun. Tenisin mevzusu o. Bir çizgiler var. Çizgini bozmadan. Çok önemli. Çizgini bozmayacaksın teniste. Sen de sanki çok bilmiyor gibisin bu anda. İşte hı diye vururken hafif ya da sesli ya da sessiz bir hareketler. Topa vuruyorsun. Top rakibe gidiyor. Rakip vuruyor. Set. Faul nasıl oluyordu mesela? Ha, fileye çarpınca top faul oluyordu. Bileyim, çok faul olunca sarı kart. Omuz omuza mücadele yok mu? Yok, tenis böyle bir şey değil herhalde. Allah Allah. Ben gerçekten efektleri bulamadım. Yalnızca şöyle bir efekt bulabildim. Tamam, dünyanın en coşkulu yalnız tenis maçı. Şeye baksana, maç gibi. Öyle öyle. Arkadaşlar sessiz tenis oynuyoruz. Böyle bir şey değil ki tenis. Bilmiyorlar hocam. Hadi başlıyorum ben. Eyvah, çok zor. Allah'ım, ne yapacağımı bilemiyorum. Top çok zor geliyor. Uçarak vurdum bak. Ay dur. Hocam, bu sayılıyor mu? Çok yukarı vurdu, top gelmiyor. Aha geliyor, dur. Çok yaşa. Ay dur, biz hiç tenis maçı da yapamıyormuşuz ya. Tenis de bilmiyorsak eğer. Bence biz iğrenç insanlarız Muammer. Tamam. Duygu Hanım. Efendim? Tenis biliyor musunuz? Anlayamadım. Tenis oynamayı biliyor musunuz? Evet. Bilmiyorum. Ah be. Çok ihtiyacımız var bilen birine.
Biz hiç anlayamıyormuşuz. Yani bu adamlar hala bağırıyor. Sorun mu var acaba bizde? Oğlum zaten... Aa, pantolonunu giymiyormuş. Zaten tenis sessiz bir ortamda oynanan bir spor dalı olduğu için herhalde biz ondan moda giremedik. Tabii, hatta böyle Türk sanat musiki seçtiğinde. Alttan değil mi? Tabii. Bu da kötüymüş ya. Tenis doğru maçında altta bu müzik çalsa insanın topa vurası gelmez. Duygu Hanım, bize biraz kendinizi anlatır mısınız? Ne iş yapıyorsunuz? Nereden? Çağrı merkezinde çalışıyorum. Olabilir. Evet. İstanbul'da. Nerenin çağrı merkezi? Özel bir şirket. Çok mu özel? Herkesten saklıyoruz. Ama peki, ne iş yapıyor yani? Hani şirketin tek kuruluş amacı bu mu? Özel olacağız, kimseye de söylemeyeceğiz gibi bir şey. Telekomünikasyon olabilir, banka olabilir. Evet. Gıda olabilir. Yok, saat. Devremülk satışları yapıyorum. Devremülk satışları. Evet. Allah Allah, telefondan oluyor mu öyle? Tabii ki. Sizi arayıp yer mi istiyorlar mesela? Hani böyle bir yere ihtiyacım var. Kaça bırakırsın? Yani öyle oluyor. Enteresan. Ya çok memnuniyetsiz bir tarzınız var şu anda. Sevmediniz mi bizi? Ya sevdim de çok. Biz ölelim mi biz? Erkek arkadaşım dinliyor. Öyle mi? Onu bırakın, biz heyecanlanalım efendim. Siz niye heyecanlanıyorsunuz? Zaten sizin erkek arkadaşınız, ilk defa mı görüyorsunuz? Ama biz tehdit altındayız şu anda. Hani yanlış bir şey söylesek ağzımız kırılabilir. Ha, çok o zaman Duygu Hanım şu an kasıyor böyle. Hani yanlış bir şey söylemeyeyim. Yok, üstmekten değil. Heyecanlıyız. Nasıl konuya girsem, nasıl sevdiğimi anlatsam diye. Ha, siz bizle alakanız yok yani. Sevdiğiniz kişiyle. Aşkı, yok, muhabbet. Canım, sizin... Siz söyleyeceksiniz. Biz mi söyleyeceğiz adama seni seviyoruz diye? Üçümüz biz sana aşık olduk hocam. Murat, seni seviyorum diye. Kusura bakma falan gibi. Duygu Hanım, size yalnızca ilişkiniz için şunu söyleyebilirim. Niye böyle bir şey söyledim? Beyefendinin ismi neydi? Boğaç ismi. Murat. Boğaç. Boğaç. Yok, yok. Evet, Boğaç. Boğaç mı? Boğaç nedir ya? Aa, çok çağdaş. Boğaç, biz böyle isimlerden yemeyiz bu hadiseleri. Alacaksın çikolatanı, çiçeğini, ne varsa. Daha kaç yıllık efendim? 8 aylık. 8 aylık. Tamam. Kalmış bir ay. 3-4 ay daha gönül eğlendirin. Tamam, hoş, güzel. Olabilir. Ama artık... Artık bunun bir adını koyalım. Adını koyalım, evet. Boğaç mı? Koyduk, yüzümüzü taktık canım. Bravo. Allah tamamını erdirsin diyelim o zaman bizden. Amin amin. Var mıdır bize söylemek istediğiniz bir şeyler? Günün konusuyla alakalı olabilir. Havadan sudan olabilir. Ben hala Boğaç'ta kaldım, biliyor musun? Boğaç diye isim ilk defa duyuyorum. Ne dedi, anlayamadım. Bu kadar heyecan bana yeter bu akşam. Evet evet evet. Ha, tamam. Tamam, bize de yeter. Tamam, oldu. Hadi görüşürüz. İyi geceler sevgili Duygu. İyi geceler. Sağ ol, hoşça kal. Boğaç diye isim olur mu ya? Çağdaş isimlerden işte, dediğim gibi. Anlamı ne acaba? Boğan insan. Hemen yazalım. Yazalım bakalım. Boğaç çünkü. Öyle burç vardı galiba. Ne alakası var? Boğa diye burç var ya. Boğaç burcu yok mu? Boğaç. Ayhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk arkadaşlar. Hadi buyurun. Merhabalar. Ayhan Bey, sevgili dinleyenler, yayının son 10 dakikasını Ayhan Bey yapacak. Biz... İzninizle, muammerle. Eyvallah, tamam. Boğaç Bey, pardon. Ayhan Bey, Boğaç'ın anlamını biliyor musunuz? Biz şu an bulmaya çalışıyoruz ama. Yok, gerçekten bilmiyorum. Öyle araştırma gereği de duymamış kız. Ayhan Bey, mesleğiniz nedir? Teknisyenim ben. Peki tehdit yoluyla mı işinizi hallediyorsunuz? Bu nasıl bir ses tonudur arkadaş ya? Olacaksın diye mi? Eyvallah hocam, gerçekten çok etkileyici bir sesiniz var. Sanırsın size... Soner Olgun aradı bizi ya. Size biraz daha kalırsanız iş teklif edeceğiz ya, böyle olmayacak. Eyvallah, nasılsınız, iyisiniz? Allah razı olsun, yuvarlanıp gidiyoruz, ne olsun. Eyvallah. Burada tenis maçı yaptık, tenisten anlar mısınız Ayhan Bey? Yok, anlamam açıkçası. Hani zaman zaman böyle televizyona denk geldim ama öyle çok anladım. Bırak şimdi, televizyonda denk geldik mi dediğin, hiç erkek tenis maçı izlediniz mi? Tabii ki hayır. Tamam, eteklerdeki taşları dökelim yavaş yavaş. Ben de izlemedim, ne yalan konuşayım. Ama şeyi biliyorum, bir tane saçı olmayan bir adam var. Agassi mi ne, öyle bir şeydi galiba. Onu bilmiyorum, ben daha eskileri biliyorum. Boris
vardı değil mi? Ha, yok şey artık Rafael filan, Rafael Nadal var ha, Nadal aynen. Eyvallah, yani ben Boris diye bir şey biliyordum da Boris. Boris yensin filan diye hatta öyle. Yani, Boris Teker miydi? Öyle Boris şey miydi? Yensin, Boris yensin diye çok ünlü oldu. Başkan filan oldu hatta devlete. Peki Ayhan Bey. Efendim? Boğa için anlamını söylüyorum. Küçük yaşta boğa öldürdüğü için kendisine boğa ad verilen Dede Korkut hikayelerindeki bir kahraman Dirse Han'ın oğluymuş. Gerçekten mi? Gerçekten evet. Attık ama hadi tuttu. Ya. Evet, boğa öldüren filan dedik. Dalga geçtik ama doğru çıktı. Boğa. Gayet başarılı bence. Bence de. Yani siz başarılı diyorsanız ben aksini iddia edemem Ayhan Bey, korkarım. ne deseniz aynı fikirdeyim. Arkadaşlar bu arada ben şunu söyleyeyim. Hani normalde sürekli Best FM dinliyorum ben de. Evet. Ama gerçek ve gerçek. Yani ilk defa sizin programınızı dinliyorum bu gece. Yani çünkü normalde ben hani çalışan bir insan olduğum için genelde pek böyle geceleri, gece geç saatlerde radyo dinleme imkanım olmuyor. Sabah kalkacağım diye. Hı hı. Bu akşam dinledim ve çok başarılı bir programımız var. Kesinlikle işten söylüyorum bunu. Eyvah. Yani gündüz Serdar olsun, işte Füsun olsun, şey sabahın köründe işe giderken Cem Aslan olsun falan. Bütün yani, yayınları takip ediyorsunuz evet, yani Best FM'de. Evet, hepsini yani saat itibariyle hepsini şey yapıyorum, takip ediyorum. Ama sizin programınızı gerçekten ilk defa dinledim ve çok başarılı. Yani aslında başarınızın da nedenini de söyleyeyim ben size. Normalde gündüz de bazen zaman zaman şey yapıyorum, programlara katılıyorum. Sizin insanlara konuşma hakkı tanımanız, yani atıyorum siz %40 konuşuyorsanız, yani %60 karşınızdaki insanı konuşturuyorsunuz. Ve bu çok süper bir olay. Tartışılmaz bir gerçek bu. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Deyip sözünü kesiyoruz. kendimize çelişip. Teşekkür ederiz efendim, güzel sözleriniz. Bizim yanaklarımız al al oluyor efendim öyle şeyler söylenince. O yüzden eksik olmayın, çok teşekkür ediyoruz size de. Ya bir de bu gece o kadar tuhaf bir gece ki yani. Üç tane çok sevdiğim böyle arkadaşım var. Bir tanesi bu akşam araba takası yapıyor. Şaka gibi gecenin bu yarısında. Araba takası. Ondan sonra, evet. Evet, İstanbul'dan bahsi gitti arabasını takas yapacak. Gece mi yapılacak bu takas? Aynen öyle, Yalova'ya. Efendim mafya falan bir şey olmasın? Gece ne takasıymış o ya? Vallahi açıkçası ben de tereddüt. Zaten yani, tekin bir arkadaş değildi diye satıyormuşum. yok değil tabii. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Gece gidecekler, onlar üzerine bakacak, vesaire. Sonra onu geçtim. Diğer bir taraftan Filiz diye bir arkadaşım var, İzmir'de oturuyor. Hı hı. Onun morali bozuk, alt üst olmuş. Facebook'ta işte bunalım, işte müzikler vesaireler, paylaşmalar, işte bu gece sabah olmaz bilmem ne. Şimdi bir tarafta öbür tarafı, yani diğer arkadaşımın coşkusu var, bu tarafta o bunalım da. Sonra bir tanesi arıyor beni, ben normalde yalnız yaşayan bir insanım. Şey diyor, yarın ne yapıyorsun diyor. İşte ben diyorum ki havuza falan gideceğim ya, işte denize gideceğim, böyle bir düşüncem var. Sonrasında evin anahtarını alabilirim diyor. Ya bu nasıl bir şey? Efendim o anahtarı vermeyin. evet yani ben de onu düşündüm. Ya gerçekten tuhaf bir gecedeyim ya. Ya her şeyin ilki bu gece bence. Düşünsene, sizi ilk defa dinliyorum. İlk defa bu tür şeylerle karşılaşıyorum. Arkadaş çevrenizi değiştirin mesela, en temiz kökten çözüp. Ya normalde hani arkadaşlarım zaten değil. Hani gerçekten güzel insanlar. Hani bu tür şeyleri yaşamayacak insanlar ama hepsinin mi ilki bir geceye denk geldi ya da bu geceye denk geldi? Vay be, peki o, gurur duyduk efendim. Siz de bizi ilk önce yağ sürek bayağı bir kitlediniz anladım. Bu hayat hikayesi en başta ya, anlattınız. Anladım, eyvallah, gerçekten hani çok samimi söylüyorum. Ben yani söylediğim her şey çok samimi. Eyvallah. İlk defa dinledim ve baktım ki çok güzel. Yani hani hiç böyle rahatsız edici bir şey yok. Yani şunu da diyebilirim. Tamam, ben hani sürekli Mesut'u dinliyorum ama hani bu gece gerçekten hani beni açmayan konular var vesaire. Kapatalım onu, televizyona geçelim falan diyebilirim. Eyvallah yani. Efendim, bizim amacımız da gerçekten ne olursa olsun insanları eğlendirmek. Hani mizahi ya komik bulmayanlar olabilir bizi. Bununla da rastladık ama biz kendimiz eğleniyoruz. İnsanlar da eğleniyordur inşallah diye umut ediyoruz. İyi gelen tepkiler o yönde. Teşekkür ediyoruz Ayhan Bey. Eksik olmayın Ayhan Bey. İyi geceler diliyoruz size. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Eyvallah. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ve az önceki hatayı hemen düzeltelim. İşte gecenin aşk şarkısı kulaklarınızda Lak Lak Show'da. Peşinden az koşmadım ki, hak edeni görür Allah. Mutluluk yakın, yarından yakın. We'll be right back.
güzel gözlümü oyunlarına. Sevgiye sevim var. Lak Lak Show Best FM. İki saat boyunca efendim sizleri sen midir o? Ben de o. Sizleri saatte eğlendirebilmek adına elimizden geleni yaptık. Umarız ki sizler de bizim kadar keyif alabilmişsinizdir sevgili dinleyenler. Bu iki saatten Lak Lak Show sona erdi. Haftanın son Lak Lak Show'uydu zaten. Önümüzdeki hafta Cuma gecesi yeniden görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz bizlere kulak veren, değil mi? Hiç mesajı tam bizle ilgilenmeyen, yani hiçbir şey yapmayan, sadece dinleyen dinleyicilerin. Onlar da mı? Dinleyenlere tabii ki ediyoruz. Dinlemeyen var. Dinlemeyenlere de belki bizi dinleyebilir falan diye suyuna gidip teşekkür ediyoruz. Ama hafif onlara biraz tiksintiyle yaklaştığımız doğrudur yani. Bence ileri geri konuşalım dinlemeyen hakkında. Kötü laf söyleyelim. Ama şirk koşalım. Tabii estağfurullah. Kulaklarına gider sonra. Ha, olabilir. Evet. Görüşmek üzere. İyi geceler efendim. Güzel bir hafta sonu geçirirsiniz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tabii ki veda etmeden önce sizlere veda hediyemiz de hazır sevgili dinleyenler. Buyurunuz. Ay çok güzel şarkı. Erkin Koray Estarabim'le kulaklarınızda. Mesajları, iletileri, telefonlarıyla programımıza destek olup programımıza yön veren herkese teşekkür edip sessiz bir şekilde kulak verenlerin ise önlerinde saygıyla eğiliyoruz. Aslında tek söylenebilecek bir şey var bu geçirdiğimiz iki geceden sonra. Sağdan soldan esterabim ya. Daha ne olsun? Bu mudur? Budur hocam. Ay. Esterabim. Çok memleketler gezdim, neler gördüm görmedim. Çok memleketler gezdim, neler gördüm görmedim. Şu kocaman dünyada senin gibi görmedim. Şu kocaman dünyada senin gibi görmedim. Öyle bir yar istemem, İstesem de istemem. Öyle bir yar istemem, İstesem de istemem. Güller bitti dilimde, nasıl diyeyim bilmem. Güller bitti dilimde, nasıl diyeyim bilmem. Estarabim, estarabim, sağdan soldan estarabim. Estarabim, estarabim, sağdan soldan estarabim. Ağım, ağım. Estarabim, sağdan soldan estarabim. Ağım, 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 ağım.
Sevgili dinleyici, az önceki iki saat gerçek değildi. Size şaka yaptık. Neden böyle bir şey yaptık? Eğlensinler diye. Peki bu bize yetti mi? Yeter mi Mumicim? Yetmedi. O yüzden de tüm haftanın gündemini konuştuk, bilgiler verdik, haberler aldık. Yeter. Herkes yapar ki onu. Siz buna bakmayın sevgili dinleyenler. Şarkı listemizi de özenle sevdiklerimiz ve sevdiklerinizi göze alarak oluşturduk. Diye seni mi dinleyeceğiz? Bence daha farklı şeyler yapmak lazım. Olduğunu düşünerek hikayelerin gerçek yüzü diye bir köşe bile yaptık. Sen de oradaydın bunu hatırlasana ya. Ya neyse ne abi, yayın bitti işte. Hadi evlerimize dağılıp uyuyalım ya. Ya tamam gidelim de dinleyiciler ne alemdedir, ne düşünüyordur merak etmiyor musun? Şimdi yayın bittiği anda bir dinleyici ne düşünüyordur acaba? Oyunun en güzel yerinde zil çalınca üzülürdük ya. Öyleyim. Emre Aydın, yazık ediyorsun kendine. Hadi kalk git sen de uyu. Saat kaç oldu bak, anam babam merak edecek. Bu ne abi, programla mı uğraşacağım, Emre'yle mi uğraşacağım ya?